Merhabalar. Selamlar. Hoş geldin abi. Hoş geldin kral. Ne yapıyorsun? Şahane bir gün. Çok güzel. Video aç, video aç. Arkadaşlar videoyu açmam. İşte size YouTube Türkiye. Canlı kanlı burada oturuyor. Ya. Aç ya. Videoyu, aç videoyu. Buyurun. Geldi. İstiyorlar mıydı? Benim videoları. Eyvallah. Eyvallah. Deli gibi. Eyvallah. Bir Fırat Sobutay hemen bizim gece şeyimizdir. Değil aç mi? Bir yerlere gitmişsin, yemişsin. Onları soracağım zaten. Bu arada hastayım. Sesim biraz kötü, arar öksürebilirim. Hasta hasta burada Fırat abi bu arada. Yemin ederim bu yayın için gittim, dün gece serum yedim aslında. Birazdan Fırat abi iyi yapacağız. Eyvallah. Kendisi daha doğrusu kendi gıda şeyiyle, gıdasıyla, kendi tedavisiyle tarzıyla, geldi. Kendi tarzıyla. Eyvallah, eyvallah. Bir yandan bu canlı yayınları ben çok seviyorum, Hasan. Orayı ama şeyde zorluyorum. Hem yorum okumak istiyorum, hem de buraya bakmak istiyorum. Abi ben genelde oraya baktığım için çok belli oluyor. Sonra belli bir zaman sonra bakmaya başlıyorum ama işte böyle iki gözüm bir karışıyor yani. Ben çok iyi saygı duyuyorum kanka sizin bu yayıncılık işi. Gerçekten her iş zor. Bu işte apayrı bir zor ya. Abi evet. Şu an ben sana şöyle söyleyeyim. 3000 oldu daha. Ciddi misin? Seni bir gösterdik çektik, 3000 oldu, öyle diyeyim sana. Harbi mi? Normal. Ama sana da olsun be. Olsun. Bir şey diyeceğim. O kadar bir farkımız olsun değil mi aslında? Yani YouTube adamsın artık, o kadar diyeyim sana. Kaç sene? 9'a giriyoruz. 9'a giriyoruz. 9 yıl. 9 yıl olacak. 2024 Mart'ta. 8 yıl bitti. Video sayısı kaç olmuştur Hasan? Eski ekip arkadaşlarım. O hepsi beraber. Sen hepsi... YouTube Türkiye'de kaç videoda varsın? Kaç videoda da varımdır Hasan? Hatta yorumlarda lütfen tahmini olanlar. Ben bir tahmin biraz vereyim mi? Ver. Abi senin eski ekip falan filan sende hiç yoksa 400 video vardır. Çok az mı söyledim? Benim kanalımda 585 var şu an. 585 bak, sende varsa çarpı 2 yaparım o zaman onu. Yok, çarpı 2 az oldu. Çarpı 3 yaparım abi. 1500. Chat'te bir tahmin etsin bak ne geliyor. 1400 geldi, 1000 geldi, 2450 geldi, 4500 geldi, 2500 geldi, 1600 var. Bu arada benim kanalda zaten 700 video var. Sana 500-400 dediğim çok az kaldı yani. 8 yıl düşün. Ben onu hesap edemedim. Evet. Hazır mısın? 6180-6200 tane toplam YouTube Türkiye'de video bulunuyor kanka. 6200 tane video mu var? Evet. Eski ekiple olanlar. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Doğru tahmin yok ha. Yani bir tane 4500 görmüştüm. Ay tamam, 4500 de doğru tahmin mi abi? Evet. Evet, 6000 küsür. Ya 6000 ne demek küsür abi? Abicim. Bir tane adam şakasına 6000 yazmamış. Sana öyle diyeyim ya. Allah canım, baksana 6000 cevabı yok. 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 Sensin baba. 6000 nedir ya? Eyvallah. Vallahi en acı biberimi yemedin. Bak en acı biberi yedik. Dürümün içine bilmem ne muhallebim koyup yemedin. Doğru, onlar vardı Hasan. Abi onlar müthiş. Bak sana asıl bombası ne biliyor musun? Bazen işte bir içerik düşünüyorum, video fikri. Ondan sonra yazıyorum işte YouTube'a, hani yapan olmuş mu, var mı? Ya da nasıl uygulamış? Ondan sonra bunlara dikkat ediyorum. Bakıyorum abi, bir yazıyorum. Lan eski ekiple biz onu çekmişiz. Ya da daha komiğini söyleyeyim. Ben kendim çekmişim. Kendi kanalımda 3-5'e. Onu da hatırlamıyorum. Hani bunun gibi birçok muhabbetler oluyor. Abi fikir işi bitmiştir ki. Artık ikincileri çekiyordur. Hani bir daha aynısının ikinci versiyonu. Şöyle fikir, oluyor. Fikir biter abi. 6000 video ne demek ya? Kanka insan var olduğu sürece içerik bitmez. Bak bunu hiçbir zaman unutma. İnsan var olduğu sürece içerik bitmez. Bizim kafayı 7-24 çalışan dükkan gibi düşün. Nasıl oluyor biliyor musun? 2-3 dediğin belli formatlar buluyorum ben. Yani bir formatlar oluşturuyorum. Onların serisi geliyor. Onların serisi geliyor. Çünkü haftada 3 video atıyorum Hasan ben. Haftada 3 video şu an. Bireyselde. Bu şu an YouTube Türkiye'de oyun kanallarını tenzih ediyorum. Eğlence ve yemek kanalı içeriğinde çok az. Çok az kanka.
Onun için öyle bir tekrarsa, hani atıyorum takipçimin bir gün boyunca istediğini yedik. Ayda bir, ayda iki, bu hep gelir mesela. Takipçi değişiyor. Ama format belli başlı. Abi senin takipçin artık senin takipçin değil, seninle büyüyen adam ya. 9 sene ne demek ya? Öyle. Bu arada harbi öyle. Hani senin ilkokul 3'te falan aldığın adam sana abi ben askere gidiyorum 6 ay sonra görüşürüz yine videolarda yazacak adam mı ya neredeyse? Çocuğuyla izleyen var. Tabii. Üniversiteye başlayıp giden var. Acayip bir şey ya. Doktor olup beni muayene eden var. Yani gibi gibi üniversitede başlayıp sonra işte doktorluğu falan... Fırat Kabotaj abim bayramı kutlu olsun, eyvallah. Kardeşim Fırat Sabotaj abim. Bu arada Kabotaj bayramı benim doğum günüm. Kabotaj bayramı ne zaman? Temmuz. Bir Temmuz ha. Eyvallah. İkizler mi oluyor Hasan hocam? Yengeç oluyor. Yengeç mi oluyor? Senin ne? Ben aslan. Yükselenim terazi. Onu da 1,5 yıl önce bir astroloğa konuk gitmiştik hanımla. YouTube kanalında. Orada mı yükselenini öğrendin? Orada öğrendim. Adam dedi ki yani Fırat bakıyorum burcun aslan aslan. Diyor ki bu adamın yanına yaklaşılmaması lazım. Egodan, şundan bundan. Ama bir şey dengeliyor. Hani bakıyorum öyle de bir şey yok. Terazi dedi. Eyvallah dedim. Batrolog diye bir şeydi. Yenge hiç sormamış mıydı sana hangi yükselensin falan? Kanka bizim burçlarla pek şeyimiz yok. Yok vallahi. Ben yok kafasınız ya. Demek ki. Ben de yani öyle hiç... Burç işine girmiyor. Yok girmeyiz zaten, bizim de işimiz yok burçta. Burçlarla alakamız yok. Yok abi, arkadaşlar. Otobüsüme bakıyorum bu arada. Oğlum çok iyi be. Ya ben yemin ederim Pamukkale'den size bir kargo var denince şöyle bir otobüs adamlar şoförlü otobüs yollamış. Yemin ederim içinde muavin var ya. Yengeyi al git memlekete. Tabii tabii yani. Zaten aşağı yukarı yağmur sağır ona yani. Beni almasa bile yağmur alır. Rahat atı iyidir ama. Jumbo tek, bu arada. Tekli koltuklu büyük, geniş demektir jumbo. Jumbosu tabii. İyidir. Zayıf olanlar bilmez arkadaşlar. Bizler otobüslerde evet, evet. Bunları kovalıyorduk. Sen tekliye mi oturursun? Abi tekliye. Senle ben ne yaparız biliyor musun? Biz senle tekliden bilet alırız. Evet. Ama boşaldığı senaryoda da ikiliye geçip. Geçer. İşte bu. Değil mi? Net. Net. Orada bir cayır cayır şöyle bir ayakları falan uzatmalı. Tabii. Net net net. Uzun adamlar da aynen öyle. Uzun adam da bizi anlar. Dizi çok. Tabii. Dizi mesafesi meselesi var abi. Onların o da sıkıntı. Abi oğlum Tuna iki tane için... koltuk alıyor uçakta işte. Vallahi Tuna Tavuz iki tane uçakta koltuk alıyor. Çünkü böyle oturuyor. Diz zaten yok. Bir oturuyor hiç kimse yok. Yani yerine göre iki ya da üçlü alıyor Tunop. Yani komple sırayı alıyor. Abi bu arada yemek muhabbetine geçmeden önce yani buyur. Yiyeceğiz içeceğiz o arası evet. Ayrı da. Sana şeyi sormak istiyorum. Tabii ki. Sen videolarda falan dev bir iştahla yiyorsun ya bazen. Evet. Ben hep yemek yiyen adamlarda şunu merak ediyorum. Bir ya bu adamın da mekanına geldik. Şimdi bunu yemesek gözümüzün içine bakıyor ya da övmesek. Geliyorum. Gömleği hani... çıkartabilir miyim bu arada? Abi İçeri tabii ki ya. Kusura bakmazsan şöyle bir gömleği çıkartalım. Hasan hocamın evi sıcakmış. Kardeşim. Şöyle koyalım. Biz yakmıyoruz kaloriferleri. Apartmanın kararı diyelim. Şöyle. Kral. Şimdi ben çok güzel söyledin, hemen şunu söyleyeyim. Çünkü bazı yerlerde sen de hissediyorum. Videolarımda şöyle bir yorum geliyor, tamam mı? Gittiğin her yer güzel olamaz. Her şeyi beğenemezsin. Bir kere ben videolarımda genellikle kardeşim gittiğim yerleri araştırıp tavsiye üzerine güvendiğim, atıyorum Hasan'ın damak zevkine güveniyorum. Hasan diyor ki bana baba aklında olsun burayı bir dene. Ben önceden gitmemiş olsam, denemiş olsam bile güvendiğim yere geliyor. Ve genellikle de gerçekten damak zevkimi yakalayan mekanlara gidiyorum. Ama dediğin gibi gittik cacık. Hani kötü. Kötü. Kötü abi, denmez o anda adam yani, mekanındasın. Adamın da işini gücünü tutarsın. Arkadaşlar şimdi yani esnaftan mı korkuyorsun? Hasan de, pidecisindesin mesela. Şimdi Hasan pidecisi kötü desen adamın da ekmeğiyle oynayacaksın. 50 tane adam çalıştı. Tam oraya geliyordum. Bak yemin ederim tam oraya geliyorum. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Bu bir de dikkat ederseniz ben izleyenler bilir. Küçük esnaflara çok gülüyorum Hasan, tamam mı? Hani böyle kalkınsın etsin şey yapsın. Şimdi adamın ekmeğiyle oynayamazsın orada. Abi oynayamazsın. Adam gözümün içine bakmasa bile. Orada beni uzun süredir takip edenler de bilir. Ben eğer ki damak zevkime benim pek uymadı diyorsan uymamıştır kanka.
Hani sen artık ona bunun tadı leş gibi mi dersin? Ya lanet olsun böyle yemeğe mi? Sen ona ne yüklersen yükle kanka. Benim damak zevkime pek uymadı dediğinde benim takip bilen akıyor diyorsam hani fena değildir. Öbürü zaten kulağıma sokasın sende diyor. De var. Eser abide de var o. Bir yeri beğenirseniz şey diyorsunuz. Mutlaka gelin. Evet. Onu her yere demiyorsun. Evet. Evet. Ama her yere çok iyi diyor Eser abi. Şahane diyor. Çok evet. Güzel olmuş diyor ama her yere buraya gelin demiyor. Evet. Eser kendi şahane çünkü. Tamam tabii canım. Yeni videosunu gördün mü? Görmedim. Eray'ın sesiyle tarif veriyor yapay zekayla. Yeni video. Yeni format. Yapay zekaya mı döndü? Yapay kendi yapıyor ediyor. Ama sese Eray'ın sesini yaptılar. O da sen de gelir mi öyle bir yapay zekalı video? Eser bir yapsın mı yiyici bir... bir tutsun diyorsun. Bir tutsun. Aparırım kardeşimden. Hiç sıkıntı yok. Yorumları da merak ediyorum ben. Yo abi yorumlar şahane şu an. Yorumlar feci akıyor sana. Doluşuyoruz diyor. Aa eyvallah. Bak adam sana yazmış. Ne demiş? İki gün önce bulgurlu McDonald's'ta ne yapıyordun? Adana'yı şöyle yiyeceğim böyle yiyeceğim. McDonald's'lardan çıkmıyor mu? Çok Fırat güzel bir video çektim. Çok demiş. Güzel bir video çektim. Şöyle bir takipçim yurt dışında izlemiş. Hatta böyle ben de isimlerini veriyorum bu video fikirlerini söyleyen arkadaşların. Selçuk üstünde bir arkadaş demiş ki abi yurt dışında gördüm. Aynı restoranın bir düşük puanlısına bir de yüksek puanlısına gidiyorlar. Bir de ne güzel olabilir. Ve gerçekten de 3.2 alan McDonald's'a gittim bulgurlu. Ondan sonra 3.9'a gidiyorum. Atıyorum işte başka bir pizzacının 4.2'ye gidiyorum. Şube farkı. Şube. Ve şunu söyleyeyim pizzacı da asıl bomba. Bu arada puanlar sistemler gerçekten doğru çalışıyor. Mekan istediği kadar güzel olsun lezzette farklılıklar geçiyor. Ben şaşırdım ona. Pizzacı da en düşük puanlı olan pizzacı en yükseğinden daha iyiydi. Düşük alma sebebi motor kurye. He, zamanlama. Zamanlama. Tabii. Fener stadının orada çünkü. Zor. Maç zamanları falan. Millet trafik, full kötü veriyor. Full kötü veriyor. Oradan patlamış. Yoksa 10 numara şeydi yani. Güzel pizzaydık. Benle fotoğraf çektirdin mi peki bulgurlu? Ha? Bulgurlulu kardeş herhalde uzaktan gördü abi seni ya. İzmir'e yüce İzmir'e ben çok geldim. Video çektim bayağı. İzmir'de ne zaman görürüz de? Verdim canım. Verdim. İzmir'de gelip gidiyorum. Son 2-3 aydır gittiği en iyi mekan. Abi sana sorulacak soru değil bu ya. Son 2-3 ayda. Sen 2-3 ayda zaten 50 mekan geliyor. Şöyle düşün işte. Haftada 3 video atıyorum. Ayda kaç video ediyor? 12 mi? 12'de. 12. 3 ayda 48. 48 ediyor. 48 videoda kaç mekan vardır? Da sen en iyisini söyleyeceksin. Bak şöyle söyleyeyim. Yakındakini yakın o zaman söyleyeyim. Eminönü'de bir tane kavurmacıya gittim. Goze. Goze diye bir kavurma. Ben de kavurmayla ilgili ne düşünüyorum biliyor musun? Kötü yapamaz ki herif. Abi. Hayır. Evde yapsan kötü olur. Ama böyle bakır kazanda nasıl kötü olacak? Kötü gitmiyor. Kavurmacıya gittin mi? Gittim abim gitmem mi kankam? Gitmem mi? Sen diyor yani böylesini yemişsin. Ya abi bak ben oruyor oğlum. Düşünsene. Sürekli bir şeyler yiyorsun. Ben onu hep derim. Ben gurme değilim abi. Benim damak zevkim fena değildir. Gider yerim. Hani gurmecilikte oynamam böyle. Ahkam kesmem. Ama böyle yiye iyi kötü yağ gitmeyi öğrendim. Hani kavurma o bakır kazanda yapıyor. Bir de nasıl yapan da bir herif. Hatırlıyor musun? O zaten başlatan yarım ekmeğe koyuyor biberi koyuyor. Mesela ben şey diye düşünüyorum. Nasıl kötü yapabilir bu herif bunu? Abi yapıyor ya. Lan ayarı belli bunun. Evet. Ayarı belli ama yapıyor. Geliyor kötü et kullanıyor mesela. Kötü bir dana eti kullanıyor. Geçmiş içi böyle okuyor bunu. Es yok yok önemli. Evet kusura bakmayın. Kamara gel. Samimiyetten böyle bir kaptırdık. Benden de alışkın değilsiniz ama arada böyle kaçabilir. Canlı yayının riski bu. Biz amatörüz. Bu arada canlı yayının sayesinde de seyirciler ilk defa kulağımı gördü. Normalde bak kulağım yok. Aa var. Yok abi sen baya artık her yerin görünüyor öyle diyeyim sana. İnanılmaz kilo vermişsin. Ciddi misin? Olacak iş değil öyle diyeyim. Ne yaptın? Ben aldım aslında Hasan. Hayır ve o ilk verdiğinde ne yaptın? Ben 1,5 yıl önce rezonans tedavisi gördüm.
Kontrol. İştah kontrolü. Rezonans bu çamaşır, bulaşık makinelerindeki kireçlenmiş aleti demiyor mu? O aleti tutuyorsun işte böyle. O aleti tutuyorsun falan. Bir rezonans falan diye geçiyor. Her neyse onunla 7 ay bir iştah kontrol tedavisi aldım. Spor yaptım. Bana var ya lazım biliyor musun? İştah kontrol. Ben gidip faydasını gördüm. Ha, bak düşün yemek videosu çeke çeke verdim ben. Doğru ha, bir de ben bir yandan da o işin verdim. Var senin. Evet. Abi sen mesela bir ısırık alıyorsun ya nam nam nam. Ha. Normalde mesela Eser abi de falan pan giriyor, bir ısırık alıp devam ediyor. Sen de bayağı yarısına kadar yediğini görüyoruz ya. Sende bir o sıkıntı var. Ama Eser bir videoda 25 mekan geziyor. Abi canım. Ya şimdi ben o ben kendimi biliyorum. Ben de ona döneyim dedim, tamam mı kral? Dedim ki mekanı fazlalaştıralım dedim arkadaşlar. Ekibe dedim ki eyvah. Bundan sonra affedersen hayvanlık yok. Dedim ki çok mekan az az tadacağız, gideceğiz. Tamam mı abi, tamam. Hani onda fazla mekan şu, video süresini uzatalım ki hani izleyici de şuyorsun, bizim kazanç da ona göre ilerlesin falan. Aga 8 mekana çıkalım dedik. Ben yine yiyorum. Sen abi. Ben yine yiyorum. Sen gup gup yiyorsun abi. Ben yine yiyorum yani. Sen de verdin hocam, hafiften katılıyorum. Ben verdim hafiften de ben kaza ara verdim. Niye? Ben ne yaptığımı bilmiyorum yani. Kilo verdim öyle düz durduk yere. Ben hiçbir şey, eski yani... şeyleri de hatırlıyorum. Evet, senin evet. Denk geldiğin ben nasıl falan. Verdiğimi bilmiyorum. Yani ne yaptım da öyle oldu. Nasıl sonra neyi yapma. Yani bir şey oldu da niye öyle olduğunu anlamadım. Ay ay. Ben mantıya. Bak, o, ben Mehmet. Abartılan bir yemek diyorum. Mantı mı? Mantıyı severiz. Mantıyı da yeme abi, bırak hayvan. Abi. Özgürce süzülsün ya. Martı eti yemişizdir oğlum İstanbul'da tavukta. Tavuk yiyorum 50 kere yemişiz. Mantı kanka şöyle. Hatta görmüştüm bir arkadaş yazmış Twitter'da senin paylaşımına. Fırat Hoca'ya sor, sucuk, mantı, işte bunlar nerelerin falan filan. Kanka mantıyı ben severim. Ondan sonra ama güzel mantı severim yani. İyi mantı severim. Sinop mantısını severim. Yani Kayseri dışında Sinop mesela denedin mi hiç bilmiyorum. Niye denemedim abi? Sinop mantısı böyle cevizli falan böyle. 10 numara akıyor. Ama Kayseri mantının da yeri ayrıdır. Bunların dışında benim en çok sevdiğim yüzsük çorbasını bilir misin? Adanalılar çök diyorum ha. Yüzsük çorbasını bilenler yazsın bak. Yüzsük değil. Yüzsük çorbası. Yüzsük neydi ya? Çok da güzel yaparım. Çok da güzel yaparım. Daha yeni yaptım. Daha yeni yaptım. Bilmiyorum. Biliriz diye bir tane Samet'ten geldi. Yedi. Kötü çorbaları geldi abi. Demek kötüsünü yedi. Kötüsünü yedi. Adanalı değilim ama biliyorum. Türk hamur içinde et yer kanka. Fırat abim görmek ayrı bir zevk. Teşekkür ederiz Ömer. Eyvallah. Sağ ol. Boyu 5000'e gidiyor yayın hoca. 5000'e çok erken gidiyor. 5000 sayısı da beni hafif kazındırır mı diyeyim bu arada. Ciddi mi? Evet. O zaman mı? Aynen öyle. Haydi. Gençler şimdiden, arkadaşlar, dostlar, kardeşler şimdiden kusura bakmayın. Arkadaşlar bu böyle bir yayın. Burada şov var. Bak burada şov var. Bu böyle bir yayın. Ha, küçükten başlayayım mı göstermeye? Küçükten gelelim. Bak Hasan Hoca. Şöyle bir midede yer açmalık. Bu yeri açan mı bu? Çiğ köfte normal ve sushi çiğ köfte. Sushi çiğ köfte. Evet. Hasan Usta'nın çiğ köftelerinde. Ben Wagamama dışı sushi yemem. Bunu da... Tarator bunu da çiğ köftenin normalde dikiyor, üstüne koyuyor. Tamam. Abi dedi, sen dedi şey yaparsın. Tamam. Siz kendiniz koyarsınız dedi. Bunu sana. Sushi'ye bammaja mı yapacağız? Aynen, üstüne koyuyor. Temeli bu. Şu an bunlar şöyle dursun. Ivır zıvırı bunlar. O şu an hakaret kabul ederim. Bakalım burada ne geliyor. Kokla bir ya. Bir kokla ya. Kurban oldum ya. Suluk bir şey geldi. Kurban oldum, bir kokla ya. Çok bir fazla, göster. Çok fazla et gördüm. Pardon. Hiç sıkıntı yok abi, alırız. Kral, onu da şöyle bir koy. Gösteriyor muyuz? Göster abi. Şurada şöyle arkadaşlar, çok özür diliyoruz. Et ya yapacak. Hasan Usta şişti şu. Hasan, bir daha yeri söyleyelim ama. Hasan Usta kebaptan bu. Hasan Usta, tamam. He, bu şişte kendi yağlamaları ama Hasan Usta şiş diyor, pirzola da var. Daha bitti mi? Bitmedi.
Sen başta istiyorsan grup grup ya. Önemli değil aslında. Önemli değil. Devam. Sen bir şey yap. Gelin mi? Gel abi. Yeşil istersen salata. Ya bu hakaret kabul ettiğimiz yerlerdeyiz yeşilliği. Hasan hocam şöyle önden bir de açmalık Adana lahmacunları var. Abi bu bizi açacak ekip mi? Evet bunlar da Adana, Adana lahmacun. Şöyle göstereyim. Bu hemen bunu Yağmur'a postala. Yağmurcu. Şöyle bir şeye bırakayım. Aynen. Bitti mi? Daha bitmedi. Daha bitmedi. Devam ediyoruz. Bu beni de şok eden bir... Burada da... Sıkıntı çok büyük. Burada da kebapçı şeyi var. Sıkıntı çok büyük. Tavuğu var. Bak hem kemikli hem kemiksiz. Hemen mesela sancım yuvarla kemiksizden. Kemikli evet. De olabilir bir. Dikkatli yuvarla. Kemikli. Kırıklı var. Dikkatli ya. Ağzıma sığmadı asla. İmkansız ağzına sığmadı. Pişti. Aynen öyle. Ağzımda çok büyüdü. Bir dakika tamam. Kemik çıkar. Şu an oturdu. Oturdu mu? Zeytinin çekirdeği gibi kemik var şeyinde. Kemiği çıkardım böyle. Çıkardın mı? Yediğim en iyi tavuklardan biriydi. Nasıl ama? Değil mi? Kanat da, kanat da aynı şekilde. Yayından önce de sormuştum da şimdi bir daha sorayım. Sen bir Adanalısın. Aynen. Doğma büyüme oralı. Şimdi burada bir kebap mebap işleri var. Evet. Sen bu İstanbul gibi yerlerde kebap yerken biraz sıkılıyordur herhalde. Ben 18 yaşında geldim tamam mı İstanbul'a. İlk geldiğim zamanlar daha kötüydü benim için her şey. Geliyordum kebap. Abime bir acılı Adana diyor. Bak buraya da sor. Adana kebap acılı mı olur acısız mı olur? Bak herkes... Herkes yanlış mı bilir? Evet abi. Ne olur chat yazın. Yazın abim. Yazın kardeşlerim. Ne olur? Acısız diyorlar bak. Ters manyel yaptın diye acısız diyorlar. Normalde hepsi acılı diyecek. Bak acılı yazıyor ama. Evet. Ne olur abi? Acısız olur. Acısız olur. Ama burada bir geliyor. Kapya biber acı vermiyor mu? Hayır. Kapya biber tat verir. Kapya biber tat acılı verir. Şey acılı mı? Burada da tabii ki gecenin starları. Adana'mız, kebabımız. Lan kaldı mı daha? Kalmadığını umuyorum. Ha, acılı şalgam. Ha, evet. Acılı şalgamımız var. Hasan hocam. Kanka ben diyor ki abi yok diyorum ben acılı istemiyorum dedim. Ben Adana kebap istiyorum. Acısız istiyorum diyorum. O zaman Urfa abi sen diyor bilmiyorsun. Ya dedim yanlış anlamayın Adana'dan geleli bir ay oldu. Ben oralıyım doğma büyüme. Abi, sana bilmiyorsun da... çekiyor. Evet. E bir de o zamanlar genciz falan da çok da dayak yemek istemiyoruz. Çok da iddialaşamıyoruz. Arkadaşlar bu arada şalgam hani... Şalgam bir şeyin şalgamı mı? Geliyor bakayım hangi mi? Adanus akar. Adanus mu? Akar. Bir tane herkesin çok bildiği bir şalgam markası var. Ben pek hoşlanmıyorum. Ha. O bardağı da bir... Evet çok şey. His geldi abimden. Evet. Evet. Şimdi bir gurme lezzet falan çıkartmış. Anladınız siz beyler o adamları. Şimdi bir gurme lezzet falan bir şeyler çıkartmış da denemedim. Bir yorum yapamayacağım ama o diğerleri çok şey. İşte ben öyle bir ürünün bir de gurme lezzet gibi bir şey çıkınca ne diyorum biliyor musun? E peki niye yıllardır onu içmedik de kötüsünü içtik diyorum. Çünkü rakipleri iyi büyüdü. Rakipleri iyi büyüdü. Bu yeni rakının şeyi gibi. Aa, anladım. Hasan hocam. Soğan falan sever misin? Abi ben her şeyi severim. Bana bırakıyor musun? Abi sen bana bırakıyor musun? Sana bırakıyorum. Bana bir Adana nasıl yenir? Aç orayı agam. Bir dakika, burada tablacı salatası koymamışlar mı? Aa! Tablacı salatası yoksa çirkinleşilir. Aa var. Tabla var abi. Bu sadece mu tabla? Sıkıntı ne? Şey, elle dalıyorum bu arada. Abi estağfurullah, aramızda böyle bir samimiyet olduğunu. Eyvallah. Bir de yazın arkaya, Hasan'la biz ne zamandır tanışıyoruzdur? Değil mi? Bir de onu bir soralım. Bu böyle mi yenir abi? Evet abicim salatasıyla, soğanıyla. 8 aydır, 5 yıldır, 5 yıl gelen var. Yok mu? Devam mı? Kendimize de şöyle bir alalım. Bir şey diyeyim mi sana? He baba. Adana'ymış. Adana değil başka mi? Bir şey. Üç hafta diye bildi. Aynen 2-3 hafta. 2-3 haftadır. Hatta bak hepsi burada lansman.
Biz seninle hepsi burada çalıştık ama şöyle bir şey var. Sen beni buldun. Ben seni gördüm, çekindim. Ya dedim adama bir şey demeyeyim. Çok fazla kişi gidip kafasına ya Fırat abi seni tanıyor, seviyordur falan filan yapıyordur diye düşündüm. Gelmedim. Öyleydi harbiden ama kimseyi de gördün yani orada. Herkesle de ettik. Aynen. Sen gelseydin de başımın üstüne. Hasan'ın yanına direkt baktım orada duruyor. İlaç var. İlaç. Abi adam ilaçlarla burada. Bakın ilaç saati geldi, alarmı çalıyor. Ne olacak bu iş? Ben direkt Hasan'ın yanına gittim. Selam kardeşim, ne haber? Vay abi iyidir falan. Hoş geldin, beş gittin. Babayla bana muhabbet ettik dedim ki. He, YouTube'da yayın açıyorum. Telifle ilgili problem var. Dedim ki sınırsız istediğin gibi kullanabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. O gün Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden birini de gördüm. Evet gördük. Fırat Sobutay. Kıvanç Tatlıtuğ da oradaydı. Abi ben dürüst olmak zorundayım izleyiciye. Eyvallah. İzleyicime dürüst olmak zorundayım. Hasan'cığım bir şey söyleyeyim mi? Kıvanç Tatlıtuğ'yla tek ortak noktamız ikimizin de Adanalı olması. Şalgam bu arada. Nasıl ama baba? Bak şalgam, şalgamın Coca-Cola'sı. Nasıl yaktı şuramı? Bazıları. Senin bu benzetmelerine. Çok şey yapıyorum, beğeniyorum. Şalgamın Coca-Cola'sı bak şuramı yaktı. Adana lahmacununu da lütfen boş geçmeyelim orada. Adana lahmacununu hemen, yani sakın Adanalılar falan şey olmasa onu da yiyorum. Ben adam boş severim ama hafif şöyle bir nasıl yeşo serpelim. Roka bende yok ya. Adana, şimdi Antep lahmacunu sarımsaklı oluyor. Ben onu seviyorum. Evet, çok güzel. Urfa lahmacunu soğanlı oluyor. Onun biraz daha ağzındayım. Peki Adana lahmacununda ne olmuyor? Adana lahmacunu düz. Yani soğan da olur. Azıcık sarımsak da koyar. Ha çok iyi hepsinden. Ha, güzel. Güzel neler yani. Hakikaten etti bu arada. Aa çok iyi. Fırat abi ana yanında bulgur veren mekanlar hakkından ünlüyorsun. Çok güzel. Bu soru var ya. Abdülkadir Akyüz kardeşim. Abdülkadir. Aklıma bir şarkı geldi ama söylemeyeceğim. Söyle Besat kardeşlerin şarkısı. Abdülkadir Munga ya da Rumah'a gidelim. Ya rock söyleyeceğiz ya da gideceğiz. Vallahi aç kalacağız. Ne oluyor güzel şarkı. Kardeş bulgur pilavı getirene çok güzel söyledin. Orada da bayağı bir mücadelemiz oldu değişmesi evet. için. Bir tanesi şöyle dedi. Bir iki mekan taşladın sen o dönem. Taşladım da. Dedi ki abicim dedi ben bu bulguru vermezsem müşteri soruyor dedi ya. Alışmışlar ben ne yapayım abi ben bilmiyorum mu dedi. Bir iki esnaf. Sonra da bir şey diyemedim abi. Abi yani müşteri istediyse. Koşafın yağı kesildi hikayesi gibi bilir misin abi? Nasıl? Nasıl bu arada? Osmanlı zamanında Yeniçerilere hoşaf yapıyorlar. Ha. Sen o hoşaf tenceresini al. Bir önceki yemekle beraber yapıyorlar. Bir önceki yemeğin yağı kalıyor hoşafa. Ondan sonra biri geliyor diyor ki ya bu insanlara niye bu yemeğin yağından hoşaf yediriyorsunuz günah. Bunu temizleyin öyle yapın. Temizleyip yapıyorlar isyan çıkıyor da ya hoşafın yağı kesildi diye. Ya. Bak. Ya. Hey ya. Hey. Tam o muhabbet. Onun için de bir şey diyemedim ama şöyle de bir şey var. Abi sen duruş sergilersen etin iyi olursa aynen öyle. O bulgurun da peşine düşmezler. Kimse düşmez. Bakmasın. Kimse düşmez. Fırat Hoca yurt dışı lezzetleri gelir mi? Kardeş. Sen etini iyi yap. O bulguru kimse aramaz. Sahtekar. Yurt dışı lezzeti gelemiyor. Euro 31 lira. Aman abi. Aman hocam. İsviçre'ye gittim işte. Bunlar 2019'da. 2018'de gittim. Ya. 5 lira 25 kuruştu. Aynen öyle. 1500 frankla 1800 frankla ben dünyanın en pahalı Avrupa ülkelerinden birinde ailemle bir hafta takıldım. İmkansız şimdi. Heh. Geçmiş olsun. Yoksa ben de istiyorum. Şakası bir yana kardeşlerim. Yani yükseldik ama. Alman dönerine ne diyorsun abi ya? Ben özledim o yoğurt soslu döneri ya. Ben yaşadım 8-9 sene oralarda. Eyvallah. Ben çok özledim o yoğurt soslu döneri be. Ben hiç özleyeceğimi düşünmezdim biliyor musun? Gelirken şey diye geldim. Oo burada neyi özlenecek? Aman nalet eyvallah. Diye geldim. O yoğurt soslu döneri hayvan gibi özlüyorum şimdi. Basel'deydim abi.
Tamam mı? İşte Basel'deydim. Türkiye işte tavuk döneri, Avrupa tavuk döneri falan kıyaslama hesabı. Sen öyle video yapmışsın, ben izledim. Evet. Valla şeyin ortasında. Basel'in Taksim'i gibi bir yer. He. Canlı bir yer yani. Orayı gördüm kanka. Gittik. Hasan bir tavuk iti geldi. Kötülük kötüsü. İyilik iyisi. İyi. Doğuluydu sahipleri de. Sahipleri de zaten Türk. Ondan sonra. Abi gittim. Zaten böyle bir karşılama, böyle bir nezaket, böyle bir daha güzel olamaz yani. Çok iyilerdi. Aga. Bunlar yaptı falan filan, yedik. Ulan tavuğu sosluyorum da, şimdi sosla çok abanıldığı için tavuğun tadını bazen ayırt edemiyorsun kanka. Direkt böyle yaptı, bak ben hiçbir şey demedim. Al abi dedi, şu tabaktaki bir de sadeye tavuğun tadını al dedi. Bak etine güvenen esnaf, malına güvenen esnaf yapar bunu. Ve tavuklar nereden geliyormuş Hasan? Nereden? Türkiye mi? Türkiye'de mi? Nereden geliyor? Neredeyse tüm dünyaya bir yerden gidiyor. Brezilya. Ne diyorsun ya? Ben hani Brezilya tavuğu bu dedi. Tartıyor zannettim, tamam mı? Maytap geçiyor falan sandım. Canlı canlı geliyor. Bilmiyorum o kadarı da. Brezilya tavuğu kankam. Ve tavuğa bak, usta Brezilya'dan geliyor. Avrupa ülkelerine full oradan gidiyormuş. Brezilya tavuğu. Yes. Ne özelliği var acaba ya? Kanka bilmiyorum. Kanka bilmiyorum. Bilenler yazsın beyler, tavukçu falan yok mu chatte? Katık döner mi, Fırat döner? Adana'daki döner markaları. Fırat katıkla Fırat döner ayrı. Fırat döner vardır Adana'da, çok eski. Fena değil. Bir de katık var. Ben bambaşka bir soru. Benim yakalayamadığım bir şaka yaptı çocuk sana. Evet. Şakayı gerçek soru. Şey, fikrimi sor. Kimi seviyorsun? Politik bir cevap verme lütfen ya. İkisini de döneri de karşına al artık ya. Yok yok. Katı, tam tersi. Katığı Fırat seversin. Katık güzel yapar. Fırat çünkü... O şey, Allah Allah. O hangisi? O hiçbiri mi? Neydi lan o? Pitoncu muydu o? O böyle alüminyum folyo sarıyor. O felaket bir şey. O yağlı kara diye geçiyor galiba. Yağlı kara. Senin videolardan öğrendiğim kadarıyla yiyememiştin daha önce hayatımın herhangi bir döneminde. Bak bir çıtır soğumuş ama buna rağmen et. Ve ben arkadaşlar normalde işte Hasan ve yayından bir saat önce gelirim. Böyle konuk olacağım zaman. Bir saat, iki saat. Hani muhabbet edelim. Zaman geçelim. Bunlar ne kadar az soğursa o kadar iyi olur diye. Yayından 15-20 dakika önce aldım geldim. Biri chatte yazmış, çok güzel soruyor. Hı. Abi şırdan bana geçmedi ya. Ben kötüsünü mü yedim? Bir koku oluyor ya şırdan da. İşte olmaması lazım. Olmaması mı lazım? Evet abiciğim. Ben olanını yedim. Yenmiyor, olsa ısırılmıyor. Seni bir gün evden alırım. Şekil de kötü gibi. Gideriz Eşo'ya bir akşam bir gece. Kup kuplarız. Ben o adamı sevmiyorum. Sebebini söyleyeceğim. Tabii ki. Kekik dökme. Abi böyle bir... Yani Türkiye demokratik bir ülke. Demokrasi... Şırdancı... Ya biz bu ülkede istediğimize... Diktatörlükle kekik... üretilir. Biz bu ülkede istediğimize kekik dökebilelim diye zamanda bunca çileler çekildi yani. Ben istediğime kekik atarım abi. Ben istediğime kekik atarım. Efe arkadaşımız şırdanı şekli için yiyorum demiş. Bravo Efe. Efe'de de... Korkutan bir... Değil mi? Ben bir şey söyleyeyim sana. Tavuğu çok iyi. Hepsi çok iyi. Kanka, tavuk, tavuk başka iyi. Tavuk, kebapçı tavuğu başkadır. Evet yani. Orada bir sos oluyor ya. Heh. Ona ben bayılırım. Avcar diyoruz Adana'da ona. Avcarlama. Avcarlama. Mangal sos. Bak Eşo abinin taklidini Allah aşkına yapsana Fırat. Var mı abi böyle bir taklit? Büyük mü yapıyorsun? Eşo bile der ki beni bile benden iyi yapıyor. Yerimiz acaba nem dört yanlışlıklar şırdancı Eşo saygılar sunar. Saygılar abim. Fırat abim. Fırat abim geleceğim diyorsa gelir lan. Gidip yarın harbiden kekik atalım. Can sıkar. Tartışır mıyız? Tartışırsın.
Bilmiyorum abi. Bana doğru şey. Gelmiyor. Bana doğru gelmiyor yaşanan her şey. Bana yaşanan şeyler doğru gelmiyor. Yaşanan arkadaşlar biz bayağı gup 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 vallaha. Ay, aktık ha. Vallahi iyi gitti biliyor musun? Geriz ama ya. Biz öyle biz öyle çekinecek adamlar değiliz. Konuşuyor Twitter'da biri şey demiş. O videonun sonu hastanede biter. Yaklaşık o tarz bir şey geliyor. Biraz yedik ama o tarz bir şey geliyor. Ben mekanı öneririm bu arada. Beğendin mi? Beğendim mekanı ya. Öneririm. Eyvallah. Bir de orada olduğumuzu hesaba kattım dilimde. Seni hanımla beraber şey yapalım. Şırdancıya mı? Oraya yok. Ha, yok. Zaten yakın oradan oraya. Hasan Usta. Hasan Usta. Doğru. Şey. Yakalamış bir kardeşim. Evet. Hasan Usta'ya gidelim. Ya İzzettin abiler bu konuda gerçekten. Ya diyorum ya hani İstanbul şartları için. İzzettin Bey'i kutlarım çok iyi. Bayağı başarılılar ya. Bayağı iyiler. Oh güzel geldi be. Abi çok güzel bir soru var. Benim de yıllardır merak ettiğim soru. Ukanır abi nasıl hastanelik oldu anlatabilirim. Abi sizin o en... Caps'teki gibi değil. Abiler. O Caps'leri yapanlar. Allah cezanızı vermesin sizin. Geldi mi gözüne o Caps? Geldi maalesef. Tamam, geldi değil mi? Abi en acı biber... Bak şimdi o videoyu çekeceğiz tamam mı? Melih getirmiş Antin Kuntin. Videolarını izliyoruz yurt dışı. Bayılan, kusan, ağlayan, zırlayan arkadaşlar. Bir de şey de değil, önerilen bir şey değil. Ve ben evhamlıyım da yani. Hani sağlık konusunda falan böyle kılımdır ben biraz. Hasan. Tabii. Olman da lazım bu kadar. Dikkat şey yapıyorum falan. Her neyse abi dedi böyle böyle. Daha yer miyiz? İşte yoğurtlar, dondurmalar bilmem neler hepsi hazır. Hasan abi ben attım arkadaşlar tamam mı? Ben attım. Melih ısırdı o kadar... Tümünü bak biz ortadan ısırıp gidiyor o kadar tümünü ısırdı gup dedi. Yut gömdü. Ah. Ben çeviriyorum. Çok çok. Benim güzel. Zaten buraya geldi bak. Şuraya geldi Hasan attı dışarıya. Ben direkt çıkarttım. Ama buradan başlıyor alev 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 alev. Ağzıma tükürdü. Dudaklar bilmem ne. Kankam ağzı içi dudak. O kadar rengi attı. Gözden yaş akıyor. Hani acıdan. Lan dondurma yoğurt, dondurma yoğurt. Vuruyor vuruyor. Videoyu kapattık kanka. Bizim ofiste böyle biraz geniş. Bahçenin o tarafa doğru. O kadar ah dedi iki dizinin üstüne düştü. Ya o kadar da işte benim 1.83-1.84 adam o evet, da. Evet. İri bir adam. Aynen öyle. Kanka ben koşarsın bunu kaldır. Benim arabaya attık o kaneli. Koştur koştur hastaneye yetişmeye çalışıyoruz falan. O ara yolu tıkamışlar trafik. Ben adamlarla kavga ediyorum. Melih diyor sakin ol yetişmemiz lazım. Ya dedim başlar uçup bundan falan. Çünkü o kadar ilk defa öyle görüyorum. Hani o kadar şey bile değil yani. Canı çok bir şey oldu sandım. Evet abi. Abi bir gittik. Acile girdik. Bir özel hastaneydi. Dediler ki o hemşireler hemşireler falan tanıdı. Ne yediniz abi ya? Halleder şimdi. Ne yediniz o kadar abi? Ne yediniz falan. Lan oğlum diyorum esprinin sırası değil adam gidiyor uğunuyor yani koca adam. Abi girdik girdik mide spazmı geçirmiş. Karın atıyor. Mide atıyor. Serumlar yok sıcak tedaviler bilmem neler falan. Bayağı 2-3 saatimiz gitti öyle. Abi beni o en acı biber işinde en çok şaşırtan iş ne oldu biliyor musun? Herkes bayıldı komaya girdi ya onda. Fatih Yasin geldi. Tam kanalı. Oraya geliyordum. Tam oraya geliyordum. Adam dedi ki az bir tuz alabilir miyim? Az bir tuz. Dünyanın en iyi biberini lap diye attı. Ve tepki vermedi. Ben ona hala en çok YouTube Türkiye'de en çok hayret ettiğim işlerden biri o. Ve fake falan hiç öyle bir şey yok. Yok canım. Fake. Laps diye döndü. Fake olarak insan av falan yapar ki komik olsun. Yani hiçbir şey yapmamış. Sıfır. Komik de değil. Sıfır. Ekmek aldı. Aynen öyle. Su bile içmedi ya. Bana dedi biraz tuz verir misiniz dedi herif sadece. Ve Fatih'in acı işi yok. Abi inanılmaz bir adam o konuda. Bu boks muhabbetleri vardı bir ara hatırlarsınız. Rayman'la Fatih falan da böyle bir atışmışlardı o boks dönemlerinde. Bak dedim. Rayman kickboks falan yapar. Hani biliyor falan filan. Fatih'in dedim nasıl dövüştüğünü bilmem. Ama dedim. Fatih dedim devrilmez. Ben Fatih alır gözü kapalı kavgaya girerim. Acı işi yok moruk. Hissetmiyor herif.
hissetmiyorum. Ufak tefek adamdan tırsma olur bir de bende. Aa, ben en temiz dayaklarımı arkadaşlar gençliğimde ufaklardan yedim. Hızlı ve ufak. Çünkü zor, düşmesi de zor abi. Abi görmüyorsun ki, araban yürüyor bir koyuyor. Sen yak görüyor musun? Bir daha koyuyor falan gidiyor. Yaşlanmışız ve olaylara bak yazmış. Vallahi bunlar hakikaten, bak bakma sen, bu anlattığımız olaylar kaç yıllık olay abi. Tabii. Okan Erol olayı sana söyleyeyim. 2015 mi 2016? 2016. Tabii canım. Olmuş işte. Fatihler'de iyi olsun olsun 2017 olsun. 17-18 max. Max. Kederden şey oldum. Sayım bitirmiştim de. O geçmişe olan dönüş uyandı açlık olarak. Geldi değil mi? Abi %100 katıldığım yorum Yavuz. Ne demiş, görmedim. Senin o kart çekip yemek yemeli dönemki yarışmalarda. Şey, yemek kapışması. Ha. Bütün yarışmalarda dümenden pes edişini ne zaman konuşuruz? Abicim Melih Abuaf 240 tane köfte yiyor. Senden kimse 240 beklemiyor. Adam kendi inanılmazlığı. Bari 210 ye ya. Dördüncüde beyefendi hemen. Ben tıkandım. Beşi yiyemeyeceğim. Ya abi, ya abicim, yersin biliyoruz. Sen orada şişmanları temsil ediyorsun. Abi bak, sıkıntı orada, anlamıyorsunuz. Şişman olunca daha çok yiyemiyorsun. Dolmuş zaten. Melih yok. Zaten yemiyor yemek. Videoda bir yiyor. Hayvan gibi yiyordu. Bizde yok ki. Ya bizde dolmuş. Mesela orada şeyler beni tıkıyor. Atıyorum işte çiğ köfte, mercimek bilmem ne. O şişiriyor, iyice şişiriyor. Abi ben şeyi hatırlıyorum. Sen Alperen'de Melih Abuaf dönerciye gittiniz. Evet. Döner yeme kapısı. Senin arkandayız yarışmada. Evde oturmuş izliyoruz. Fırat Sobutay paket oldu. Fırat Sobutay ilk eleniyor dönerde. Ya sen döner diye Melih Abuaf'ı yersin ya. Yerdim. Alperen'le ikisinin ekmek arası koyup yerdim. Vallahi yerdim. Senin bu pes edişlerine o kadar üzülüyordum ki o dönem. Çok iyi bir konu açtı orada kardeşimiz. Bravo. Yavuz. Yayınlarda da bir iki Hasan şey diyordu. Şimdi Fırat Hoca da başlar. Aşırı tepki vermeye. Sende tiyatrodan doyma var ya. Bu adam doyuyor. Dümeni yapıyor arkadaşlar. Ben bu dümeni yemem. Ama doymuyoruz işte, burada yan yanayız. İlla Melih Abuaf kağıt çekince mi doyuyorsun? Orada da doymazsın. Çok iyi be. Abi kilosu 220 liraya fıstık sarma buldum. Mideyi de yakmıyor. Normal bu fiyat. İş normal değil bu arada. Abi şöyle seçim değil ben fıstık sarma. %100 bezelyemsi bir şey yiyorsun dost. Bak Muhammed demiş ki Hasan Hoca yerken zorlanıyor ama Fırat abi de hiç öyle bir zorlanma yok. Niye sen o yerken pratik konuşmaya pratik kazan? Bende o pratik henüz yok. Pratik kanka. O işte şey, dediğin gibi konuşurken yeme bazı izleyicilerin hoşuna gitmiyor ama anlatmamız da lazım. Çünkü o zaman video akmaz. Ağzımızdan falan fırlayan yemekleri de koyuyoruz bazen bilerek. İşin doğalında aksın diye. Abi adet yerini bulsun sorayım. Hı hı. Futbol sormuşlar. Beşiktaşlısı. İki başkan adayı var. İkisi de Adanalı hemşerin. Ne diyorsun Beşiktaş'a? Kardeş bir düzelsin artık. Hangisi geliyorsa gelsin ya. Sen maçlara gidiyorsun, ben seni görüyorum. Biliyorum. Hatta soruyorsun da gidelim falan. Ha, ya abi. Takımın içine bak şimdi. Şuradan bak. Şuradan gireyim ben. Hayır, biz çocukluğumuza doğma büyüme. Kimse aşağılamasın. Adana'da doyuyorsan Demirsporlu doğarsın. Ya bunu söyleyeyim. Adana sporlulara çok kötü bir şey yaptık. Yok. Demirsporlu benim kanka. Mahallede büyüdüğüm tüm abiler Şimşekler grubunun liderleri. Onun için bizden oradan gelme bir şeyimiz var. Beşiktaş'ta da onun için çok böyle bir bağımız oluştu. 2-3 yıl önce bir kötü bir şeyler yaşandı ya, orada bir koptular. Bir olaylar toparlanır. Ama çünkü tribündekilerin de birçoğu çarşılıdır yani. Şeydir. Tabi oradan da. Oradandır. İşte bizimkiler oradan falan. Ama Beşiktaş her zaman bizim içimizde vardı. Sonra ben böyle ama çok böyle derin bir futbolu falan filan da takip edemedim maalesef. Edemiyordum. İşte böyle ara ara falan filan. Maçları gelemiyoruz. Abi Beşiktaş'ta böyle işte başladık gitmeler falan. Aga yani maça izliyorum, zevk almıyorum. Onun için artık şunundayım. Kim gelirse gelsin Hasan. Ama bir faydası olsun artık kanka. Hani anladın mı?
Peki hani yakın olduğun insan? Yok. Yani şimdi şöyle bir muhabbet var. Çok sen... aşırı işin siyasetini de takip eden bir insan değilsin. Değil. Yok yok yok, değilim. Şimdi Serdar Adalı'yı mesela daha çok biliyorum. Tanıyorsun, eski yönetici, evet, olduğu için. Hani bir tık daha Beşiktaşlı gibi geliyor. Hani geçmişten kalma. Ama Hasan Aratlı da Hasan Aratlı inanan bir adam. Hani anladın mı? Sen Asmanlı'na gittik. Onun için o da neden olmasın diyorum. Hani bu arada şunu yanlış anlamayın arkadaşlar. Politik konuşmak için demiyorum bunu. Yok beyler, hakikaten çok takip etmeyen çok, bir adam. Ondan yani Hasan gibi ya da sizdeki arada takip eden arkadaşlar gibi böyle çok aşırı bir yoğunluğu yok. Ben maça gidip rahatlayan, anladın mı, İzleyen, tribünü seven bir adamım. O tür ama şunu biliyorum, işte gitmiyor. Şu anki yönetimle gitmedi. Gitmedi canım, hiç gitmedi hem de. En iyi adamlar yani bak, Beşiktaş öyle bir duruma geldi ki tweet attım, dayanamadım ya. Ki ben futbolla ilgili çok da tweet atmam. Dedim ki ya Beşiktaş'ın şu anki halini yenecek benim halı sahada amatör oynayan arkadaşlarım var ya. %100. Bak yemin ederim ya. Çıkarım çocuklar paramparça etmezse ben bir şey bilmiyorum ya. Ya en kötü kafa kafaya berabere kalırlar. Maalesef. Bak şu dolmuşum. Sinirlendim. Ondan sonra. O muhabbet artık diyorum yani, gelen abi gelsin şunu bir toplasın, zoruna gidiyor abi. Türkiye'nin en büyük 3 kulübünden bir tanesisin yani. Gidip de böyle mahalle takım bile demeyecek şeyde. Adana'da kebap nerede yenir Fırat Hocam? Buldun her kebapçıya yer. Senin öyle bir iddian var ya. Var. Çok tehlikeli bir iddia. Evet. Ama bak ne dedim. Bak ne dedim. Muhabbette Hasan'la konuşmuştuk. Dedim ki bir şey yap yalnız dedim. Fiyatını sor. Bir kebap ne kadar? Ondan sonra öğleye istediğin yere de gir. Anca nasıl beğenmezsin dedim. Kuzu etine alışkın değilsen. Kuyruk yağına alışkın değilsen ağır gelebilir. Hani tek abi yine o. De bizi izleyenler için bir kuple mekan önerisi atsana. Adana kebap yiyecek Adana. Adam. Yarın Adana'ya askerle gidiyor ya da. Adana'ya askerle gidiyor. Nereyi söyleyeyim sana? Lan adı değişti oranın, dur. Geliyor beyler. Adana'da Adana kebap. Bak kredi. Bir Yeşil Kapı. Ben bıraktığımda fena değildi. Yeşil Kapı diye bir yer var, sonra yeri büyüttü. Yeşil Kapı fena değildi. Tamam. Elem kebap fena değildir. Elem. Akar. Ondan sonra. Ben hayatımda hiç Adana'ya gitmedim. Benim gördüğüm... Antibiyotik saatim geçti, kusura bakmayın kardeşim. Benim gördüğüm en doğu şehri Kırıkkale. Yok, Nevşehir. Gördüğüm en doğudaki yer Nevşehir. Ya diyeceğim, beraber bir gün çıkartma yapalım. Ondan sonra. Ben çıkartamayabilirim ondan sonra birçok şeyi, bir de artık yani. Hata şu, bak benim arkadaşlarım. Abi hafta sonu günü birlik cumartesi sabah gideceğiz, cumartesi akşam döneceğiz. Yapmayın diyorum Adana'ya. Uzun uzun bir Adana mı? Hayır, uzun değil. Cuma git abi. Cuma akşam git. Pazar sabah dön. Gidiyorlar bir güne her şeyi sığdırıyorlar. Bayılırım akşam abi. Akşam protein zehirlenmesi. Bir de acil. Adana'da öyle saçma bir kültür var ki. Saçma dediğim şöyle, evet. Saçma. Sabah Adana'yı yedik. Şırdanı yedik. Bilmem ne yedik. Akşam geliyor. Adam diyor ki şimdi de meşhur muzlu süt. Ulan o kadar yemeğin üstüne biz sodadan başka bir şey içemeyiz. Nasıl muzlu süt dayı? Evet, ölürüz gidiyor, dayı. Gidiyor ama. Ölürüz beyler ya. Muzlu sütü nasıl içerim biliyor musun? O gün sadece muzlu süt içimi. Yani abi imkansız ben muzlu süt. Yani böyle ne bileyim, hani şey de geliyor bana. Hani tadı ağzımda oturtmaya çalışıyorum muzlu sütü. Yani niye içiliyor? Okey, muzlu süt gibi geliyor. O biraz içmeden şey yapmadan. O muzlu süt işte Kazım Büfe. Adana Kazım Büfe. Ben düşün ilkokul 3'teyken beri var. Yani benim bildiğim. Öncesi de var. Benim ilkokul karşısındaydı. Muzlu süt satarak Adana'da para kazanmayı hayal etmiş ve başarmış. Abi ya. Bir değişik kafa o ya. Abi yani, çok değişik bir yatırımcılık ya. Mesela kendi yengenleri vardır. Yengen usulü. Ondan sonra hanımı götürdüm, tamam mı? Yengeni yengen yemeğe götürdüm. Gittik işte Kazım Büfe'ye. Sezgi böyle yaptı. Ya Fırat dedi, sucuk, kaşar, domates, muzlu süt çok saçma değil mi? Dedim. Evet. Sus. Ve ye. Ve ye. Bu Amerikalılar da patates kızartmasıyla milkshake yiyor ya. Çok güzel kalsa. Oluyor çilekli milkshake'le patates kızartması. On numara olur Hasan Hocam. Deneyin. Aga hanım bir ısırdı. Böyle durdu. Bir daha. Nasıl dedim?
Hayatım birer tane daha. Ya. Of. İkişer tane. Bir litreyle gittik kanka. Çok şişiriyor ama. Çok şişiriyor. Fırat hocam, bilmediğimden soruyorum. Adanalılar neden Kozanlılardan nefret ediyor? Aa, böyle bir nefret olduğunu. Ya şöyle, aslında Adanalılar nefret etmiyor. Kadirlililerle Kozanlılar birbirini sevmez mi? Sevmiyor. Hatta şöyle de bir söz var yani. Onu ben demiyorum. Şey, geyi muhabbeti vardır işte. Kadirli Kozan, Adana'yı bozan muhabbeti, geyi yapıyorlar falan. O ikisi tane... bozar mı diyorlar. Öyle diyorlar ama kendi aralarında. Yoksa ben niye şey, Adanalılar ne iş yapmasın? Bak, biri yazmış, Turancan yazmış, bizim mod. Kadirli Kozan. Adamı bozan yazmış. Aynen. Canlı yayınlarsın ha. Abi herkes yazmış. Laf bayağı bilinen bir lafmış. Evet, abi. Evet. Bak, Kadirli Kozan adamı bozan yazmış. Ben Adana'yı bozan diye biliyorum. Baklava ayrı, baklava artı ayran işi. Aa, o çok müthiş bir şey, ben onu denedim. Oluyor. Ben biliyorum. Hatta onu ilk sizde gördüm de denedim galiba, biliyor musun? Yıllar önce. Evet, o halde baklavayı bir şeydi. Evet. Kesiyordu. Sen izliyordun bizi de önceden değil mi? Abi sen deli misin ya? Ciddi ben mi? Şeyleri falan da izliyordum. Bir erkeğin en çok kötü duruma düştüğü 20 an. Aa, hayat okulu videoları. Feci akıyordu onlar mesela. Çok iyidir. Çok iyidir. Çok iyi. Onlar çok keyifliydi. Bir de abi o dönemki videolarda hani mesela sizin gibi video çeken bir sürü yer vardı ama mesela öyle hani oyunculuk gereken işlerde millet böyle ekeküye diye oynuyordu ya, siz baya baya oynuyordunuz. Ama şöyle düşün, ben oyuncu kökenliyim. Tamam ama abi, diğer çocuklar mesela. Ama onların da hamurun da var. Zaten yani zor olacak bir şey de yaptırmıyoruz. Ben de müdahale ediyorum. Hani Alper desen o dönem şeyi var. Oyunculuk eğitimi var. Rahmetli Cem de zaten oyuncu. Kotarıyordu yani. Yeterli evet, dediğim kotarıyordu. Herkese yapabildiğini veriyordu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bu hani bazen bizim üst dönemimizde insanlar için, mesela Barış Manço için ne demek, işte bizim çocuk mesela Barış Manço, işte biri ölünce mesela şey oluyor ya, bizim yaş grubu insanlar. Ya benim çocukluğum öldü. Ya, bu adam çocukluğumdu bilmem ne. Siz bayağı bir ekibin çocukluğusunuz ha. Ölürsek öyle mi demez? Yok, ölürsen diye değil. Yani diri kendine bunu söylemek lazım. Ya evet. Ben bana kendim de böyle bir... Sen bunun farkında mısın mesela acaba? Ben tam oraya geliyordum. Bunun farkındaydım. Daha en son yine geçen hafta böyle bir evde otururken aklıma geldi. Hatta şu şeye düştüm. Lan dedim, acaba çok egoist bir yerden mi bakıyorum? Hani ondan sonra. Ama senin de böyle söylemen aslında benim tam tersi doğru düşünmeme %100 sebep olmuş. Ya. Baksana gerçekten. Yani hep böyle evet, diyor çocuklar. Canlarım benim, sağ olsunlar ya. Ne Doğaçin Çal memelerine ne der merak ederiz. Doğaçin Çal var yani. Kızlar söylüyor. Herkes böyle. Sen söyleyince. Senin de yapmışlar. Aynen. Herkesi. Kanka o benim kontrolümde olmayan. Benim farkında olmayan muazzam, bak ben o benim çok böyle shit postlarım falan şeylerim falan her şey vardı. Ama ben saygı çerçevesi içinde olan bireylerin kişiliklerine, haklarına yani bu kötü şeylerine göstermeyen her türlü mizah var. Ama dark mizah adı altında çirkinliği, ya şunu unutmayın arkadaşlar. Benim, onun, bunun, herkesin bir ailesi var. Herkes mi? Lan oğlum, geçen annem görmüş onlardan bir iki tanesini. Oğlum diyor, bu ne? Böyle videolar. Şimdi ne anlatayım oğlum kadına? Fırat Sobutay porno izlerken verdiği tepkiler diye video mu olur? Yani anladın mı? Anama ne diyeyim ben? Ben dedim anne, onu gençler yapıyor öyle falan filan. Ondan sonra ama... Gül Hasan Hoca gül. Lütfen. Komik, bana da komik geldi. Ama şu anki an komik. O bana şey gelmiyor. Kazman için de çok güzel çıktı. Acayip şeyler oldu. Çok güzel oldu. Ben de yaptım. İki gün sonra deprem oldu. Ona denk geldi ondan sonra. Ama şarkımızda değildi tabii o dönem. Ondan sonra güzel bir etkileşim yarattı. Bana insanlar dedi ki, kaç para harcadın? Neye dedim. Hani klibe şarkıya yok dedi. Bu PR için... Hani PR olduğunu düşünmüşler arkadaşlar. Ben dedi ki, ben bunları para verdiğim bile. Lan hangi sayfaya, hangi kişiye kaç tane para vereceğim ben? Dedim ki 2 milyon dolar o kadar gitti mi diyor. Bir de merak ediyor. De. Ya dedim, saçmalamayın bu parayla. Abi sonra. Kalpten seviyoruz bu adamı. Paralar sizin olsun. Dedim, ne parası? Kanka dedim, ben hayatım boyunca hiçbir şekilde böyle bir işe para harcamadım dedim yani. Sağ olsunlar dedim. Onlar böyle bir mizah yarattılar.
şey yaptılar. Benim de çok hoşuma gitti. Her çok da güzel yaptılar. Evet. Şahane oldu hepsi. Gayet de güzel dedim. Benim için gayet iyiydi yani. Buna para mı harcanır dedim. Ama sonradan şunu öğrendim. Onu sorma sebeplerini anladım. İsim ve şeyler vermeyeceğim. Bazı yayıncılar kardeşleri böyle sayfalar var ya işte mizah sayfaları bilmem neler. Paralı oraya caps yaptırıyorlarmış. İşte o video edit hani patlayabilecek. Evet arkadaşlar. Yani bu sorun gelmiş sebebi de bu. Twitch'te yayın yapıyor adam. Yayınına etki etsin diye, uçsun diye caps'ler hazırlatıyormuş. Videolar falan hazırlatıp ekipler onları dağıtıyormuş. Maaşa bağlamış atıyorum bilmem ne sayfası işte. Twitch hane sallıyorum işte ismi her neyse. Atıyorum işte oraya aylık 3-5 bin lira para veriyor. Onlar da her gün böyle düzenli reels'lar yapıyor, editler yapıyor, onayından geçiyor falan. Aga dedim vallahi billahi ben şu an bunu senden duyuyorum dedim. Ama yani şöyle düşündüm ya o da bir reklam çalışması. Kendi hani şeyleri ama dedim benim kesinlikle bir şeyim yok. Kazman muhabbeti o gerdana muhabbeti doğa çiçal muhabbette çok güzel böyle geldi. Keyfini aldık güzel geçti. Bir de orada şöyle bir muhabbet var. Ben zaten müzik bölümü mezunuyum Hasan. Yani ben ilk önce üniversitede Türk Müziği Konservatuarı bitirdim. UDİ'yim. Ardından ben tiyatro okudum bir daha. Yani aslında benim köken müzisyenlik ve oyunculuk. Şimdi bilmeyen adam diyor ki lan bu da hemen gaza geldi şarkı yaptı. Ulan zaten ben şarkıcıydım. Tam tersi benim geri zekalılığı millet rap parçaları falan filan bilmem ne yaparken ben o dönem şarkı yapmadım. En büyük hatayı orada yaptım. Hani her şey hype'ken parça yapmışken yapacaktık gösterecektik. Aa geç kalmış bir şey yok şimdiden yine yaparız yani. Abi her şeyi yaparsın ya. Şu an ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen büyük bir medyasın aslında. Çünkü hayır şu anlamda söylüyorum. Elinde inanılmaz bir YouTube kanalı var. Mesela sana var mı? Bir şablonumuz sende. Ya istiyor mu? İsteyeyim abi. Mesela şu anlamda söylüyorum. Mesela bir acayip bir YouTube kitlem var. Yani evet. Seni de hani destekleyen seven insanlar şu dakikadan sonra kendine ait bir şey üretmeye çalışsan da sana destek bir sürü peşinde adam olur. Yani artık kendin yani şu ana kadar yaptığın gibi bir iş yapmasan başka bir şey yapacağım desen de peşine adam takarsın onu diyorum. Elinde ya öyle bir güç var o anlamda güç var. Aslında güç var eyvallah aynı. Aslında orada şöyle bir handikap var Hasan onları ben de düşünüyorum böyle değişimleri. Şimdi sokakta da aynen yani Allah razı olsun buradan da söyleyeyim hepsinden. Gerçekten adım atacak bazen anım olmuyor. Özellikle Kadıköy, Beşiktaş falan genç arkadaşlar, büyüğü, yetişkine. Yani aklına gelebilecek her yerde aşırı iyiliği var. Şimdi geçmişte hayatına girdiklerim var. Yeni bilenler var. Bir dönem izlemiş bırakanlar var. Şimdi orada beni takip etmiyor, beni tanıyorlar. Şimdi takip etse adam YouTube'dan izler. Ama bırakmış. Çünkü o eğlence videolarına bırakmış. Yemekte ben başka bir kitleye yine geldi. Eskiler devam etti. O devam etti. Hani şey konusunda ama şununla hemfikirim. İlgi çeken, güzel, dikkat çekecek bir içerik yapsan tekrardan %100. Tekrardan büyük bir kitleyi geri alma yolunda ilerler gibi ben geliyor. Ha, o da biraz daha benim tercihle ilgili bir şey. Yani. Tabii canım. Gececi tayfa bak burada. Aslanım gececi tayfa. Gececi tayfa var mı burada başka? Gececi tayfadan var mı? Gelen. Bizim şeyden. Küstüm Fırat'a. Ne? Küstüm Fırat'a. Ah Kiko yaptım. Bir Beşiktaş marşı gibi bir şarkı. Ha Beşiktaş gibi marş gibi ya da bir şarkı gelir. Gececi şimdi tayfa ne çoktu abi? Geldi mi? Gececi tayfa full. Vallahi burada mısınız be gececi tayfa? Buradayız hocam. Ünlü olunca hayatında neler değişti? Kilom değişti kanka. Of bak. Ne geldi? Kerim Arslan o da benim gibi gurme. Arda Türkmenli troll mutfak. Adama tarçın verdin, süt verdin. Bulabildiğin ne pislik varsa verdin. Adam gitti size bir İskender kebap yaptı. Bayıla bayıla yediniz ya mesela. Abi böyle şef bir şey dayı. Olamaz. O programa en çağırmayacak adam şef. YouTube bu festival vardı YouTube etkinliği. Oradaydık. Perşembe günü Arda Türkmen de oradaydı. Yanına gittim hatırladı. Muhabbet falan ettik. O anı konuştuk yine kankacığım. Bak adam benim o dedi ki bana iyi ki de bitirmedin zehirlenirdin dedi. Dedim abi videoda söyleseydin de bari çıkartsaydık dedi. Bak dondurma koydu. Bir şeyler koydu. Balık koydu. Tarçın koydu. Ançüez.
ançüez koydu, tereyağı. Arkadaşlar size yemin ederim o karışımdan lezzet çıktı ya. Şaka gibi. Yani hatırlıyorum ya, inanılmaz bir lan şey. Oğlum zorlasan yersin yani. Hani dondurma eridi, kaynadı. Bakteri yuvası. Hani yenmez, tehlikeli baya. Ama agacığım lezzet konusunda yemin ederim tutturdu. Acayip lezzetli beli var adamın. Mükemmel bir lezzet daha var. Abi o programa en çıkarılmayacak adam şef. Biz kendi ayımızı sıktık orada. Ya mesela ben atıyorum Mehmet Şef'i de çağırsan zorlar sizi. Zorlar yani. Tabii. Yani tabii. At der, ne atabiliyorsan at. At der. Tabii. Arda Türkmen bir de muazzam bir moderasyon şeyi var abi. Adam muazzam bir azalar. Yani herif o konuda da bayağı başarılı. Fırat abi seni sevmeyen yok. Hoca samimiyetin ekrana yansıyor. Eyvallah. Eczaneye ne zaman gelir mi? Mehmetciğim. Tarçın, çilek sos, krem şanti. Aynen öyle. Çilek sos dondurma da, var. Da vardı. Dondurma da vardı. Çilek soslu falan nasıl yedirdi adam bize onu, kafayı yedim. Benimki ya. En kötü benimkiydi bu arada. En kötü koyduğu, yüklendiği şey de banaydı. Evet o. Evet sana çok çalışıldı o video. Elleşi bende. Fırat Hoca osuruk gazlı şaka, osuruk sirveye, harbiden osuruk kokuyor mu? Çok kötü kokuyor. Aa sana ilk giriş günün değil mi şaka? Çok kötü kokuyor. Ya bir adama da işe girdiği gün şaka yapmazsın ya. O işte samimiyetten herhalde. Aynen, biraz aynen. Samimiyetten. Ama o gün geldi. Mesela sendeki gerginliği feci almıştır ekip hani bu şakayla. Hani bizden birisin kral. Ha, biraz i̇lk evet. İlk günden öyle, değil mi? Evet biraz orada şey oldum. Gerildim. Biraz gerilmiştim. Ya şey kötü de kokuyor, eriyor. Nereden geldiği belli değil abi. Bir an yani, kendinde tribe girersin. Ulan acaba biz mi kokuyoruz? Hani salsam? Anladın mı? Saldın. Dersin ulan Fırat ne koydun şimdi, adamlar gelecek ayıp olur. Lan ben hayatım boyunca affedersin öyle bir osuruk yaşamadım. Yani ben öyle bırakmadım. Çok kötü kimyasal. Dondurma çiroz falan vardı, efsane bir dizisi. Demiş. Ben şeyleri beğeniyordum sizin. Deney yemekler yapıyordunuz ya, deney. Mesela işte tavuk dönerdeki tavuk döneri alalım, onun yerine tavuk göğsü koyalım. Evet. Nasıl oluyor? Tavuk göğsü, soğan, domates, marul. Ben ona başlayayım mı ya? Kanalda tekrardan. Abi hayvan gibi izleriz onu. Başlayayım mı ona? Onu feci izleriz. Böyle chat, yine bu içeriye bir şey deyin. Neydi onun formatın adı neydi ya? Troll mutfak değil, troll şey değil de. Oha diyorum mutfakta değildi. Yazar biri hastası vardır chat'te. Ohannes. Ohannes vermeleri vardı be. Ha. Deli gibi tüketirim o içeriği, biliyor musun? Vallahi yayında mi? Tüketirim. Eyvallah. Hatta ipi yaparsın, seni ısırdığın an durdururuz. Chat'e anket açarım. Beğenecek mi beğenmeyecek mi? Aa, tamam. Herkes bir tahmin çakar. Tamam. Abi sana telif atmaz değil mi? İskender Sivri Zeka başkaydı beyler. O yemeksiziydi onun. Yemeksizdi. Merhaba abi. Arkadaşlar. Yap yap kanalına hoş geldiniz. Ben İskender Sivri Zeka. Oğlum çok güzel lafları vardı İskender Hoca'nın, trikleri. Bizi var ya. Tabii ki şakaydı. Yemek olabilir. Soğan olabilir. Veya herhangi bir şey olabilir. Dur abi saçı çıkarayım de. Saçı çıkarsa. Saçın var ya 1 milyon amına. Saçı çıkardığın dakika bu video 20 milyar izlenir. 20 milyar izlenir. Peki bir şey söyleyeceğim. Ha. Çıkabilir bir şey değil değil mi? Hı-hı. Çıkıyor canım. Yani, bir şey ama şu an çeksen abi. Gelmez. Çeksen gelmez ya. Onu demek. Korkutma gelme. Bizi yani. Yok, ama yapma abi, bir yandan korkunç da olur ya çeksen. Kafa derini almışın gibi olur. Yok alkolle işte etik bir şey var. Alkol. Ama sana bir şey diyeyim mi? Saç ektirme falan, sen bu işi yaptırdıktan sonra saç ektiren adamlar derdine yanmıştır abi. Hiç zahmetsiz bırak diye oturuyor ya. Bir bana. De yakıştı bana Hasan. Evet bir ama var. Bir de şu var. Ulan saçı ektiriyorsun. Önü böyle tutuyor, yaralar. Tutuyor. Benim arkadaş yaptırdı işte. Önü yara bilmem ne. Çıktı çıkmadı tuttu. Zınk yapıştır. Bak, yola devam et. O benim videodan sonra çok genç arkadaşlar cesaret geldi ve birçok kişi protez kullanıcısı oldu, biliyor musun? Ben şunu merak ediyorum. Bunun boyu aynı. Mesela kışlık versiyon geliyor. Bu hafta içi falan muhtemelen uzunu geliyor. Uzun takacağım. Ha, bunlar iki bu, model. Abi istediğim model. Bak, bu uzun geldi. Bak Hasan Hoca bu uzun geldi. Bunun berberliği zordur.
Yani bunun kesimi zordur. Senin kafanda bir model varsa gösteriyorsun. Diyorsun ki ben böyle istiyorum. He. Onlar da öyle kesiyor, o öyle kaldı. Sonra sen... O zaman yanlar uzuyor, yanları berbere gitmeye hafta devam mı ediyor? Gidiyor tabii. Saç çıkarıyor. Berber değil. Saç aldığın yere gidiyorsun artık. Ha, yanları kestirmeye de. Oraya gidiyorsun. Onlar bakımını yaparken hem yanları alıyor, sakalını. Ne zamanda seni... bir bakımına gidiyorsun? Ya o değişiyor. Yazın mesela ben çok çabuk terliyorum. Cildim hassas falan. Yazın haftada bir falan gidiyorum. Kışın da 10 günde bir, bir haftada bir. O şekilde gidiyorum. Abi peki mesela arada böyle içinden bir kaşıntı falan oluyor mu ya? İlk başlarda çok oluyordu. Bazen oluyor. O da neden oluyor? Benim cildim çok hassas. Ondan sonra baharatlı şeyler yiyoruz falan. Kaşıntı falan olursa öyle oluyor ama bu file hava alıyor yani buralar. Şey yapıyor. Kaç kilometrede bir bakımlar Fırat abi diye. Oğlum 5500 kişi çok güzel değil mi ya? Acayip ya, yemek yiyoruz burada, 5500 tane adam bizi izliyor. Bu millette de bir tuhaflık var ya. Köfte. Ben şöyle yapalım. Şimdi... Aha. Ben... Soru bak, şey, gurme soru. Ağır mimarla Murat abi GF'nin senin evine getirdikleri videoda sansürlenen hediye neydi? Söyleyemem. Bak kaç yıllık sır perdesi yine aralanmadı. Sır değil, şey bir Haziran ayıydı. Bir siyasetçiydi, öyle söyleyeyim. Yani bir siyasetçiydi, ondan dolayı söyleyemem. Ne diyorsun abi? Ne demek bu ya? Gerdana'yı bastırıp yaptılar videoda. Ondan sonra çeşitli isimler falan var. Söylüyordu. Yo söyleme değil ya, resim. Böyle üstünde yine kızlar. Altında ama işte siyasetçiler, birileri falan filan vardı. Ondan dolayı da blur atmak zorunda kaldık. Çok karışık. Biri bir şey okudu tam... Onu şey yapacağım. Ha şunu diyecektim ya. Şimdi biz burada kebap falan yedik. Hasan, ben nacizane senin yayınında da hani müsaaden olursa yapmak istiyorum. Ben videolarda belki görmüşsündür. Böyle ara ara iki kız iki erkek öğrencilere böyle yediğim yemeğin parasını şey yapıyorum, yiyorum. Burada da gözleri önünde kebap mebap yedik. Tamam buradan abi. Senin yayınından da benim Instagram'dan gelsinler, DM atsınlar. Beş arkadaşa 250 lira ateşliyim. Hasan Hoca'nın selamı var deyip gelsinler. Instagram'ını yazalım Fırat abinin. Eyvallah. Hani çünkü ben videolarda yapıyorum, şimdi senin yayında da yaptık. Can istiyor, gönül ister ki başka bir buradan abi. 5587 kişiyi ısmarlayalım ama arkadaşlar 5587 kişiyi 200 lira versek ne kebap kadar ediyor Hasan? Sıkıntı. Şimdi ne kadar ediyor? 100 bin lira mı ediyor? 110 bin lira mı ediyor? Çok ediyor abi, çok fazla ediyor. Çok ediyor. Çok ediyor. 200 az abi mi? Oğlum kebap 200. Dürüm 200. Kebap 200. Okey 250 olsun. Adam 200 almış beyler yani. 250 olsun. Bilmiyorum ki. 250 olsun. Tamam ben 200-250 arası. 250 olsun. Abi Serdar Başkan'ın çayına acı biber katmıştınız. Sonra ne oldu? Biz ölüyorduk lan ofiste. Sizi mi öldürmem? Kaynatmıştık ya şeye. O buhar ofiste bir yayıldı mı? O gaz bulutu oldu mu? Hepimizin gözünden yaşarttı mı kardeşim? Böyle bir şey olamaz. Pardon. O Serdar Başkan'ınki değil. Biz şeker mi yapıyorduk acı biberle? Öyle evet, şeyde evet, kaynatma işi var. O kaynayınca bizi batırdı. Serdar Başkan'daki batırmadı. Serdar Başkan'ı patlattık, öyle kötü oldu. Abi sizin iyi ki o dönem içinizden birini o eskaza o videolarda falan bir şey geldi olmadı. Geldi ama ya başımız öncesinde de hazırlıkta da gelen oldu. Serdar'ın falan omuz çıkıyordu. Melih Berin burama futbolcu antrenman lastiği fırlattı. Burama saplandı falan. Bayağı bir atraksiyonlu oldu ya. Hasan Bey şurada ıslak mendil gördüm. Onu bir verirsen biraz daha hijyenik devam etmek isterim. Heh. Lan bu arada gömdük ha. Abi bizlik yani sıkıntı yok, öyle diyeyim sana. Eyvallah. Ne diyordu? Eski ekipteki tight videosu geldi aklıma. Vay! Ben bilmiyorum. Tight değil o. Elbiseleri değiştik. Uzun,
bir yani ciddi bir oha diyorum izleyicisiyim. Evet. Tight videosu deyince kafamda hiçbir şey canlanmadı. Tight değil o, ben anladım o. Tight değil, yanlış mı kardeşim? Ekiple birbirimizin kıyafetlerini değiştirdik. Tight dediğin o video olabilir mi? Kıyafet değiştirme, aynen öyle. Bak, abi. Kıyafet değiştirme videosu. Bana orada Sıla'nın mı geldi, Tuğçe'nin mi geldi? Birinin kıyafeti geldi kanka. Serdar'la ben yıkılıyoruz Hasan. Serdar Başkan'la ben yıkılıyoruz. Böyle bir şey olamaz. Çok komikti. Çok komik bir videoydu o. Hah bak havuz videosu. Abi sana bir şey söyleyeyim. Senin en üzücü videonu söyleyeyim mi? Söyle. 2,5 liraya pilav yiyorsun. Yani şu an 2,5 liraya pilavcıya yürüyemiyor. 2,5 lira düşüyor yolda abi. Sakız alamıyorsun ki. 2,5 liraya sakız alamıyorsun. 2,5 liraya pilav yiyorsun ve üzülüyorsun. Melih Abov 500... 500 lira mı? 250 lira. 250 lira ama... 250 liraya... O da ziyafet 250 liraya. Şimdi yanlış anlama. Pilavı neredeyse. O tara doğru. O 250 liraya bayağı steakler, etler falan. Tabii ya. Ben 1000 liraya Nusret'teydim. 1000 liraya Nusret'teydim. Hatırla. Şimdi 1000 liraya girişte. O videoda vardı. Giriş açıyor. Değil mi? 10.000 lira mıydı? 1000 liraydım lan. 10.000 liraya mı? 10.000 lira. 10.000 liraya o dönem ortak oluyordun ya. Doğru. Feri Şahenk aşağı yukarı 10.000 lira verdi. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Dilim pizza 3.5. Doğru. 3-3.5'tu. İnanılmaz. O dönemde de ama işte o dilim pizza, kaç dilim pizza yerim? Yersin. Ben mesela o dilim pizzalardan Avusturya'da vardı o şeyler. 50 biraz santim diyorlar. Ha, biraz daha büyük. Ben onun bir tanesini yiyordum. Yani 8 dilim yiyordum. 8 dilim pizza. Yani 8 dilim o 50 santimi yiyordum. Büyük boy pizza yiyorsun. Ha. Ben de büyük boy pizza yerim canım. Ama o şeyin Domino's'un büyük boyu değil. Daha mı büyük ondan? O dilim pizzadan 8 tane yerim o dilimden. Yerim ya. Yersin yerim. Abi. Yani ama şey çok bağlı bu arada. Hamurun kalitesi, ürünler çok etken hacı abi. Şimdi mide iyice langır lungur oldu. Yani hani yiyorsun bazen koyu şöyle. Yanma işi olur. Ben seni Kadıköy'de bir yer öneririm. Şeyden sonra, videodan sonra bir pizzacı. Hamuru zeytinyağında bekletiyorlar, yapıyorlar. Löp 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 löp. Ve sebzeli bir çoğu. Ha, hani hafif de hesabı. Sebzeli yani. Patatesli falan yapıyor. Değişik böyle peynirler, meynirler. Hani sucuk bir tane etli şeyleri var. Ona rağmen ben sebzeliye düşüyorum et seven adam olarak. Çok şey değilse verelim abi pizzacıya. İnsanlar merak ediyor. Yo şey Gordonzo. Rex sinemasının hemen aşağıda köşede. Eskiden orası şeyciydi bir tane. Lokmacıydı. Gordonzo pizza. Hemen Rex, Kadıköy Rex sinemasının aşağıda. Kadıköy'de bir köfteci var. Ben onun videosunu izlemiştim. O çok canımı çektirmişti benim. Yine gör. Köfte patates veriyor yanında da. Çok güzel. Meşhur patates, bir yer böyle. Evet İnegöl köftecisi. Yani geçmişten ben orada patates söylüyordum ki. Yani köfte geliyor. Ekstra patates. Ben dayanamayıp sormuştum. Ben oraya gitmek istiyorum. Ekspres İnegöl. Ekspres İnegöl aynen öyle. Ben dedim ki oraya patates dedim her mevsim nasıl güzel oluyor. Abi adamlar kendilerine ait buluyorlarmış onları. Nevşehir patatesi mi geliyor acaba? Çok güzel. Nevşehir çok bir numaradır biliyorsun patates evet. İçinde. Abi sana gelen soruya bak telefondan Allah aşkına. Bak kız sana ne mesajlar geliyordur bana gelen mesaj. Mesaj Bostancı köfteci Şükrü sorsana abi. Köşedekiydi. Gitmedim oraya. Köşedeki. Köşede gitmedi, değil mi o? Sen... Onu yorum yapmayayım ben. Bir sanayi hayır, videosu. Sen gitmedi. Sen çok başarılı. Yok ya şey de olabilir. Denk gelmemiş olabilir kanka. Abi bak dünyanın en büyük sandviçini video sonunda ne yaptınız? Yemişlerdir. Yedik oğlum ne yapacağız ya? Ekibe böldük. Kaç ekibe... kişi var bir de? Bizim görmediğimiz de bir. Var. Ekip zaten var, değil mi? 12 kişi bir ekipti ya. Eski ekip. Abi senin ekibin kaç kişi? Sen bir çıkıyorsun. Bir kameraya... Kamerada bir arkadaş var. Kurgunda vardır. Var. Kapakta var. Kapakta vardır. 4 adam mısınız? 4. Peki hep aynı kameramanla mı yollar? Değişiyor. Çünkü o da zor. Ama yani. Şöyle. Sen sürekli çekiyorsun da. Evet. Yaş yok. Şöyle oluyor. İşte hatta senin yanına şimdi bir önceki kameramanla
beraberdim falan. Ondan sonra onunla bir buluşmuştuk etmiştik. Ya benim şöyle zaten 2-3 tane çalışma arkadaşım var. Kimisinin üniversitesi başlıyor, kimisinin başka bir şeyleri oluyor falan. Ama hep böyle 2-3 yıldır benzer kişilerle falan beraber çalışıyorum. Yani. Nevşehir'de patates olmaz. Orada sadece depolar var diyor. Ben Nevşehir patatesini iyi bilirken benim başıma güzel, gelene bak. Güzel. Nevşehir fena değildir ya arkadaşlar. Nevşehir, sen eşin mi Nevşehirliydi abi? Benim hanımın, oha. Benim hanımın aile falan full. Biz bir video izledik ya, yayında izledik evet, hatta. Evet. Sen bir fırına gidiyorsunuz, poğaça moça yiyorsunuz. Orada diyorsun. Aynen, aynen. Hanımın tüm aile falan. Beraber izledik ya. Ama doğma büyüme hanım şeydi, Ankara aile falan. Hep orada ama orada teyzeler, meyzeler falan Nevşehir. Hemen hemen her yılda bir iki defa giderim ben de yani yaz kış. Uğran. Nevşehir'e. Nevşehir'de ne yemiştin ya? Bak o videoyu unuttum. Bir ev yemeği bir teyzelere gitti. Yes. Oğlum çok iyiydi. O teyzeler çok iyiydi. Abi zaten. Zaten kadınlar için böyle destek evet, evet, amaçlı evet. Açılmış bir yerde. Çok da başarılıydı Hasan Hocam. Ne yemiştin ya Rabbi ya? Bir şey. Sen o videoda mı tık 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 kırıyorlar? Pıst. O testi mevzu. Kebabı. Testi kebabı ya. Ev yemekçi dediğin yer ben sana söyleyeyim. Mantı sarma getiren yeri diyorsun bir de. O da var. Teyzeler. Orası, teyzeler ayrı. Bir de bir aile yerine gittim. Evet evet evet. Böyle bir gençten adam şeyler falan. Of. Hatta ses kaydı patlamıştı. Biz ona dış ses aldık bir kısmına. Bak Nevşehir'de patates yetişirmiş. Limon depolanırmış arkadaşlar. Okan Bayülgen olayı neydi? Abi. İyi de abi. Var mıydı? Okan Bayülgen'le de mi olayım var? Kavga ettik ya biz tartıştık Okan Bayülgen'le. Aa evet! Evet ya. Orada iyi yaptın abi. Eyvallah sana. Eline koluna... Peki tamamını eline... izledin mi? Tamamını izlemedim. Şimdi. Ben niye izledim abi biliyor musun? Masada oturanların birçoğuna benim inanılmaz antipatim var. Hani tek tek isim isim vermiyor. Eyvallah. Hani eyvallah. Sinirim olacağım bir şey izlemek istemiyorum eyvallah. O kadar şimdi, saat. Neden şimdi o programı tamamen izlememiş adamlar... Bana ateş püskürdü. Tamam bak şimdi şöyle bir muhabbet var. Okan abi bizim oğlum. Biz nasıl şu an sizler nasıl bizim gençliğiniz bizle geçiyor bizle büyüyorsunuz falan. Okan abi Beyazıt Öztürk falan. Bunlar da bizim için öylelerdi yani. Hani iki tane program var. Bir açıyorum Beyazıt Öztürk bir açıyorum Okan Bayülgen. Medya bilmem nesi osu busu falan. Zagalar magalar biz onlarla geldik. Şimdi Okan abi de zekasını beğendiğim entelektüel bir insandır. Hani orada değilim. Ama şimdi kanka insanlarda şöyle bir şey var şimdi. İşte Okan Bayülgen zeki, Okan Bayülgen entelektüel eyvallah zaten benim bununla ilgili bir şeyim yok. Ama yanlış söylediği bir şeye itiraz edememe korkusu var. Ulan adam sana diyor ki orada ben fenomenleri bazı youtuberları da bayağı kızdım. Adam diyor ki sana sen diyor satılmışsın diyor. Sana para vererek her şeyi yaptırırlar diyor. Sen orada böyle duruyorsun Okan Bayülgen ses çıkar mı? Lan öyle bir dünya var mı? Hayırdır ya? Lan ben bir sinirlendim. Yerimde duramıyorum. Bak o programa ben 2 saatlik uykuyla gezdim. Bebe çünkü o ara hastaydı falan baya. Gece uyutmadı bizi. O sana da söz verdiğim için ağır kesicilerleyim. Gelmeden bir ağır kesici attım. Üstüne bir de ağır kesici attım. Başımın ağrısı falan uykusuzluğu böyle gitti. Gerilim Cüneyt Özdemir'in şeyi vardır. Programda yanında Kenan mıydı? Evet. Kenan önde duruyor. Ondan sonra abi diyor soru gelmedi falan. Ama ben çok agresif. Bana diyor ki sen diyor satılıyorsun arkadaşım diyor. Ben o ara itiraz ettim falan filan. Sonra Okan abi sigara içelim muhabbeti yaptı. Sigara sağlığa zararlıdır onu da söyleyelim. Sigara içelim muhabbeti yaptı. Hay hay dedim geliyorum. Lan tape gibi Oğuzhan mikrofondan kaydı veriyor. Ben orada değilim. Ben sonra içeride özel bir şeyler konuştuk ettik falan. Orada zaten bipliyor bazı yerleri de. Allah razı olsun Oğuzhan'cımdan. Sonra bak Okan abi orada kendi büyüklüğünü de şu şekilde gösterdi aslında. Şeye çıktık. Tekrardan döndük. Sahneye. Arkadaş dedi çok farklı bir yerden yaklaşmış. Yanlış anlaşıldı. Ben çok özür diliyorum dedi. Ha, özür diliyor. Okan abi özür diledi. Ama bunun tamamını izlemeyen, bilmeyen, cahil adam geldi beni kendi kendine orada linkledi. Senin zeka sen... Ya bak ben... Arkadaşlar
Kimseyi sevmek zorunda değilsiniz. Beni de sevmeyebilirsiniz. Hasan'ı da sevmeyebilirsiniz. Onu da falan filan. Ama saygı duymak zorundasınız abi. Saygılı olmak zorundasınız. Şimdi biz burada yemek yiyor, geyik koy koy yapıyoruz ya. Lan sen benim geçmişteki birikimimi, doluluğumu, yani kafamı, ne okuduğumu, neler okuduğumu ya da neler yaptığımı nereden bilebilirsin? %100. Ben Okan Boygen'de niye kızıyorum abi biliyor musun? Bak Okan için demiyorum bunu. Bu yorumu izlemeyip yarım akıllı kendi, çünkü zeka geri olduğu için kendini akıllı gördüğü herkesi zeki zannediyor ya da akıllı zannediyor. Heh, Okan abiyle ilgili. Ben niye kızıyorum biliyor musun? Evet. Sen şimdi deseydin ki senin şöyle lafların olsaydı hayatının bir yerinde. Evet. Edecek bir adam değilsin de örnek olarak söylüyorum. Evet. Futbol tayfa gerizekalıdır, çöptür. Bunlardan hiçbir halt olmaz. Futbol konuşan adamda şey kadar akıl yoktur. E sonra da gelsen burada benimle muhabbet etsek, konuşsak. Samimi geliyor mu sana? Gelir mi abi? Ama şimdi bak. Şimdi bak şöyle bir şey var. İnfluencerlar çöptür, influencerlar aptaldır, influencerlardan hiçbir şey halt olmaz. Laf bu değil mi? Ozan Oğuzhan Uğur da aptal ve çöp. O zaman onun da karşısına çıkma. Çıkıyor mu? O zaman de ki en azından. Ya arkadaşlar ben sizi çöp biliyordum. Değersiz insanlar görüyordum. Açık açık konuş. Ne? Ben boomer'mışım. Ben sizleri yanlış düşünmüşüm. Ya da içinizde çöp olmayanlar da varmış. Bak. Bu şey... da diyebilir. Çünkü çöp çok adam var. Bak, var. Millet hapis yatıyor şimdi kara para aklamaktan. Var var var. Abicim her sosu ben. TikTok'unda da var, YouTube'da da vardır, orada da vardır. Desin da ki vardır. Siz de öyle insanlar değil misiniz? Sen şimdi 3 saat olsan olur. Lan yıllardır çalışan televizyonlar çok mu temiz eski medya ya? Televizyonda çöp yok abicim mu? Ya gibi var ya. Kişilerden tut da şeyine kadar ya. Ondan sonra influencerlar çöptür, değersizdir. Bunların fikirleri önemsizdir. Sonra influencerlar önüne gel. Şey anlat, laf anlat. Şimdi bu bana saçma geliyor. Bak, benim orada bir lafım var. Diyorum ki izleyenler de görmüştür. Ben diyorum bunu söyleme nedeninin altındaki nedenleri biliyorum, alt metnini biliyorum diyorum. Bana orada bir dese, bana diyor ki neymiş alt metni dostum? Hani bir söyle, neyden dolayı ben böyle tepki görüyorum? Hani bu hırçınlığın neyden diye bir dese, ben göreceğim. Şimdi bak abicim, şöyle bir şey var. Okan abi gibi adamların paraya pula ihtiyacı yok abicim. Parayla ilgili bunların problemi yok. Bitti. Çünkü musluğun bir başında Beyazıt Öztürk, bir başında da Okan abi vardı, doldurdular. Okan abi zaten aileden de zengindir yani. Hani parayla ilgili şundan dolayı anlatıyorum. Bir sıkıntısı yok. Bu adamlar alkış hastası abicim. Anladın mı? Bak bu adamlar alkış seviyor. Alkışla var oluyor. Şimdi geldi yeni jenerasyon Z kuşağı ateş gibi bambaşka. Bu arkadaşların içinde de işte iyisi var, kötüsü var, saygılısı var, saygısı var. İnsan ama farklı bir kuşak. Yani tahsip etmediğin şeyleri de var, ettiğin şeyleri de var. Ama bu başka kuşak. Şimdi bu nesil başka bir yerde. Sen şimdi bu nesli alamadığın zaman bu nesle içerik üreten, bu nesle hitap eden kişileri affedersin boklayarak kitle yaratmaya çalıştın kendine. O da yemedi. Hayır abi. Okan abinin hatası o. Şuna da şeyim. Bir kitle var. Genç insanlar. Genç insanların sevdiği insanlara saygı duymuyorsun. Evet. Genç insanların fikirlerine saygı duymuyorsun. Ama günün sonunda genç insanları kazanmak için işte hesap satın alıyorsun. Kendini retweetletiyorsun. Kendini öne çıkartmaya gibi, çalışıyorsun. Gibi gibi abi. Yani mesela bu bizim son başkanlık seçiminde de var. Evet. Şimdi mesela adayların isimlerini arayan günü vermeyeyim. İşte bir aday diyor ki ya ben sosyal medyaya inanmıyorum. Oradaki ha. Önemsiz. Oradaki tepkiler bir anlamı yok falan diyor. Ha. E bakıyor şimdi sosyal medyadan cayır cayır hesap satın alıyor. Kendini öldürmek için. Şimdi hiç girmeyen sosyal medya adama %100 saygı duyarım. Evet. Ben inanmıyorum. Oradaki tepkilere saygı duymuyorum. Eyvallah. Oraya da gözümü kapatıyorum. Hesap da satın almıyorum. Hiçbir şey de yapmıyorum. Yapmıyorum. 10 numara dürüst adam derim. Evet. Ha, kafa boomer. Hiçbir şey olmaz bu kafadan. Evet. NATO mermer, NATO kafa. Ama bir duruş. Duruşu var derim. Şimdi ben saygı duymuyorum. Abi yandan da hesap alıyorum yani. Şimdi o zaman anladın mı? Bir şeyler yanlış. Ben orada ona takılıyorum. O yüzden mesela o programı izlememişimdir büyük ihtimalle. Bak bir şey söyleyeceğim. Arası, bu arada üstünden çok zaman geçtiği için hatta işte Kafa Dergisi'nde de bir röportajında da bunu belirttim. Burayı o olayın üstünden çok zaman geçtiği için Okan abi saygı duyduğum için söylemiyorum. O olaydan bir ay sonra Okan abi bir tane inşaat arsa satan firmanın Shakespeare'in 3. Richard ki iyi oyuncudur da bu arada Okan abi. 3. Richard karakteriyle tiplemeyle sen arsa sattın abi ve mahkemelik oldular insanlar o arsadan dolayı.
kandırıldıkları için. Şimdi ben adi şerefsizin teki olsam. Oradan vururdun. Ben bu olur olmaz. Elimdeki tüm sosyal medya gücünü kullanıp. Sen bana bunu demedin mi abi? Sen bana bunu mu yapmadın mı abi? Orada sen benim üstüme geldin, senin yaptığın ne abi? Der benim bunu bak diyorum. Bunu söyleme sebebim olayın üstünden çok zaman geçti. Sindirildi, şey yaptı falan filan. Ondan sonra onun için bahsediyorum. Hani ben vurmak istesem o dönem vururdum. Çünkü şimdi bunun ekmeğini yemem bir de. Onun için de söylüyorum rahatça. Hani bu prim kasılacak bir nokta değil. Geldi geçti. Onun primini o zaman yerdim. Aynen öyle. Hayvan gibi takipçi kasardım. Ama yapmadı. Çünkü Fırat Soktay adamdır lan diyormuştu. Adamsın abi. Bu arada onu bunu bıraktı ne kadar kazanıyor. Arkadaşlar saat 11.30. Bu adam hem hastalığı olan bir adam hem de bir saatimizde gecik. Bu adama çok da fazla bu adamı artık tutmayacağım ekran önünde. Bir şey söyleyeceğim. Benim için fark etmez. Ben senin kendi ayrı yayının devam edecekse giderim. Yok yok benim de yayınım bitecek de. Ha bitecekse tamam. Benim de yayınım bitecek. Tamam. Seni çok da fazla yormayalım. Eyvallah. Fırat abimiz bizi bugün çok mutlu etti. Çok sevindirdi. Ne demek? Zaten yine görüşürüz bu arada. Sen artık benim evi de öğrendin. Öğrendim canım. Direkt paraleliz bu arada. Karşıda. Tabii boğaz çocuklar. Tabii öyle bir yapıştırıyor. Fırat abinin kanalda birlikte gezerek yediğiniz video gelir mi? Teklifler gelirse bize hiç teklif gelmedi. Gelirse. Gövelim mi Hasan Hoca? Gelirse. Bir şey söyleyeceğim. İştirakımızı da ederiz. Yemeğimizi de yeriz. Yorumumuzu da yaparız. Güzel bir format var şimdi. Bir tane bir video var. Format dediğim bir içerik. Onu seninle beraber test edelim. Uyarız. Biraz Eminönü taraflarında turlayalım seninle. Olur abi ben uyarım. Peki İnegöl köfte var. İstanbul gece lezzetleri. Lan gece lezzetinde ya mekan bırakmadım. Geçen aklıma geldi. Gece videosu çekeyim dedim. Hasan gece her şeyi yemiş mi İstanbul'da? Abi senin yemediğin çok zor burada şey buluruz ki zaten. Senle ben şey istiyorum. En kötüleri yemek. Sen onu da yemişsindir gerçi. En kötü puanları yedin şeyle. Ama şey oldu. Serdar abi. Bak asıl onun bombasını söyleyeyim. Hep sipariş verdik böyle. Tamam mı? Telefonla ondan sonra uygulamayla. Sonra ben bunu mekanlara gidip çekmek istedim. Hani kötü puanlı restoranı bizzat kendi yerine gideceğim yiyeceğim. Ekiple söyledim. Hazırlandık ettik falan. Çekeceğim gün işte çekecektim. Dedim ki bugün çekmeyelim. Yetişemez. Yarın yapalım. Tamam. Abi o gün çekmedik. Ya ertesi gün çekecektik. Bir baktım Orkun videoyu atmış. Aynı video. Oo inanılmaz. Evet, aynısını atmış. Çok da güzel izlendi. Çok da güzel yapmış. Fırat abi biz hiç iyiken çağırdın mı kötüyken buradaydık. Her zaman buradayız abi. Eyvallah. Çağırırsan her videoya gelir. Aa hocayla Kore yemekleri yer. Ya çektim ama istiyorsan öyle pis şeyler yediririz. Abi her şeyi yerim senin öyle değil. Vallahi mi? Sevmediğin ne var senin Hasan Hoca? Bir zor bulursun bu arada harbiden. Uzak Doğu falan filan hepsi. Okey. Afrika yemeği denedin mi hiç? Yemedim. Ben yedim. Ben yedim. Senin o bir ara oha diyorum da şeyler yedin. O Rus kuru balıkları. Millet şimdiden böyle Instagram'da. Rus kuru balıkları falan vardı. Onları yiyemem bak. Millet şimdiden onları yiyor falan böyle. TikTok'ta, evet, Instagram'da evet, görüyorum. Yeni çok izleniyor. Başladı. Ama biz onların var ya nelerini yemiş. Sen o şimdi millet şey yiyor ya TikTok'ta sürekli. Jalapeno, bir peynirli jalapeno. Ha. 10 sene önce falan yediniz mi siz? Böcek yedin mi? Sen böcek yedin mi? Ben de çekirge evet. Yedim bu arada. Yedim. Çekirge yedim. Ama böceği kendi kanalımda yemiş olabilirim bu arada. Oha diyorum da yetişemedim böceğe. Akikok'ta geldi. Biz kaçıyoruz yani. Arkadaşlar. Abi çok teşekkür ederim. Ne demek Hasan'cığım ben teşekkür ederim. Seni seviyorum. Ben de. Sizleri de seviyoruz. Fırat abiyle hem Fırat abinin videoları bundan sonra yayınımızda bizim konuğumuz olacak. Hem de Fırat abi de zaman zaman bizim konuğumuz olacak. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.